Sağlıklı bakımı yapmayacağız mı? Siyaset kurulu vermekten için. İkisi de değil. Yani şey, ben karşılaştırma siyasetçi. Karşılaştırma siyaset araçları şey yapacağım. İnsan hakları üzerine pek konuşmayacağım. Kurama tabii biraz değinmek durumundayız yani. Kurama değinmeden içini açamayacağımız için yaptığımız şeyleri şey. Ben biraz sizin ilgi alanlarınıza doğru konuşmak istiyorum. O yüzden yani siz soru sorarsanız buna göre de şey cevap veririm. Yani çok çok geç konular sonuçta. Böyle küçük saatte bahsetmek için. Ben çok spesifik olarak kendi şey, İnşallah işine yarar. Arkadaşlar yavaştan başlayalım isterseniz. O zaman saat 10 oldu. Hoş geldiniz. Zoom'daki arkadaşlar da hoş geldiniz. Sizi ben göremiyorum sınıfa konuştuğum için ama yani sorunuz olursa sorabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben Deniz Erkmen. Kendimi tanıtayım. Ben Özel Üniversitesi'nde siyaset bilimi yani uluslararası ilişkiler bölümünde çalışıyorum. Kendim karşılaştırmalı siyasetçi, politik sosyoloji alanında araştırmalarım. Burada Türk şimdi lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümünde yaptım. Ondan sonra da doktoramı University of Michigan'da yaptım Amerika'da. İşte Türkiye'ye döndüğümden beri de Özyurt Üniversitesi'nde çalışıyorum. Kendi çalışma alanlarım otoriterleşme, işte protesto baskılama, bir de orta sınıf özellikleri üzerine farklı çalışmalarım var. Şimdi bugün aslında böyle bir bana otoriterlik, demokrasi gibi büyük bir şey verilmişti başlık. Yani ben onu otoriterlik demokrasi arasında otoriterleşme ya da otoriterlik demokrasi arasında hibrit rejimler olarak şey yaptım, yorumladım. Ve bugün aslında benim size bahsetmek istediğim konu yani ya da sizinle konuşmak istediğim konu bir dünya bir otoriterleşme dalgasının içinde mi? Böyle bir otoriterleşme dalgası varsa biz bunu nasıl anlıyoruz, nasıl ölçüyoruz? Ve bu hani başka bir otoriterleşme döneminden nasıl farklılaşıyor, farklılaşıyor mu? Bunlar üzerine konuşmak ve vakit kalırsa da biraz kendi araştırmalarımdan şey yapmak. Bunu Türkiye vakasında hani düşünmek üzerine örneklendirmek. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben pardon başlamıştım. Siz de gelin. Şey söylüyorum, bugün ne üzerine konuşacağımızı, kim olduğumu geçtim artık, kim olduğuma siz bakacaksınız, sorular gelenler.
Şöyle şimdi öncelikle şey konusuyla başlayalım. Yani demokrasi, otoriterlik ve otoriterleşme dedim. Pardon, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi dediğim gibi bunlar çok geniş konular aslında. O yüzden ben sizin arka planlarınızı bilmiyorum. Yani tam nereye konsantre olduğunuzu kendi eğitiminizde bilmiyorum. Mesela daha çok konuşmak istediğiniz bir şey varsa, içtiğiniz bir şey varsa vesaire sorarsınız. Tamam, zaten hani karşılıklı ben de size bir şeyler soracağım. Öyle müdahale edersiniz. Ama ben hani yoksa kendime göre bir şeyler anlatacağım. Çok geniş bir alan olduğu için siz hani en sonda özellikle yani daha çok konuşmak istediğiniz şeyleri sorarsınız. Şimdi öncelikle şu soruyla başlayayım size. Yani mesela 20. yüzyılın belirleyen problematiklerinden biri siyaset bilimi içinde demokratikleşme sorunsalı. Yani rejimler nasıl demokratikleşirler? Demokratikleşmeleri sağlamak için ne yapabiliriz? Ve bunun tabii böyle bunun altyapısı diyeyim, demokrasinin tercih edilen bir rejim şekli olduğuyla ilgili. Yani demokraside altında yaşamanın geniş insan kitleleri için tercih edilebilir bir şey olduğu anlayışı üzerine kurulu. Tabii 20. yüzyılın deneyimlerinden şekillenmiş bir tarihçe. Yani o işte faşizmin yükselişi vesaire 20. yüzyılın ortasında. Erken 20. yüzyılda bu soruları ortaya çıkarıyor, ittiriyor yani 20. yüzyılda siyaset biliminde. Şimdi biz bugüne gelince şöyle bir soru var. Yani şimdi dünyada insanların çoğunluğu ne tipte rejimler altında yaşıyorlar? Ve bu rejimler değişiyor mu? Aynı mı kalıyor? Ne oluyor? Yani ben size sorayım öncelikle. Yani insanlar mesela dünyanın çoğunluğu demokrasi mi şu anda? Yani bunun hakkında bir fikriniz var mı? Yani herkes değil de yani. Yüzde olarak yüksek yüzde grubunda insanlar şeyin altında yaşıyorlar mı? Yani haklara sahip oldukları özgür diyebileceğimiz yerlerde mi yaşıyorlar? Yoksa büyük insan grupları hala yani otoriter diyebileceğimiz ya da belki başka bir şey diyebileceğimiz ki onu sonra konuşacağız rejimlerde mi yaşıyorlar? Var mı bir fikriniz bununla ilgili? Yani büyük çoğunluk bakımından aslında bir Çin zaten bir kere başta çok büyük. Hindistan'da bir demokrasi karışıyor. Hani anla yüksek sonunda. Bunlar da yarısını etkisi oluşturuyor dünyada. Onun için işte Arap ülkeleri, Orta Asya ve Afrika bundan da etkisi çok büyük. Yaygın değil. Ha, tamam. Ya, aynen öyle. Yani şeye bakınca aslında şuradan bakalım direkt. Şimdi bunu burada LIDEM şeyini, datasını, verisini kullanmışlar. Farklı rejim tipi şeyleri var, dağılımları zaman içinde. Şimdi yani buradan baktığınızda bunlar şey, rejim sayısı, yani nüfus değil. Liberal demokrasilerde böyle bir artış var 20. yüzyılda gibi gözüküyor. Ama sonra 21. yüzyıla girince aşağıya doğru bir iniş var. Fakat artan diğer şey, yukarıdaki closed otokrasi dediğimiz, yani kapalı otokrasi dediğimiz rejim değil. Artanlar şu ikisi. Electoral demokrasi, yani seçim demokrasisi ve electoral otokrasi, seçimli otokrasi. Şimdi bunlarda sanki böyle bir artış olmuş ve günümüzde yani yarı yarıya gibi yani demokrasilerle şeylerin sayısı, otoriter rejimlerin sayısı. Ama artış şu ortadakilerde, tamam onu aklınızda tutarsınız zaten. Nüfus olarak bakınca da zaten göreceksiniz nüfus olarak senin de dediğin gibi şeyde şurada electoral otokrasi yani seçimli otokrasi ve closed otokrasilerde yaşayan insanların sayısı özellikle gene 2000'lerden sonra çoğunluğa ulaşıyor. Yani şimdi bunları şu anlamda gösterdim. Bizim yani her ne kadar siyaset biliminde demokrasiyle ilgili bir anlama çabası olsa, demokratikleşmeyle ilgili bir anlama çabası olmuş olsa da dünyada insanların altında yaşadığı rejimlerin önemli bir kısmı bizim otoriter dediğimiz rejimler. Ve otoriter rejimleri anlayışımız aslında demokratik rejimleri anlayışımızdan daha eksik. Bunun tabii belli sebepleri var yani otoriter bir rejim altında araştırma yapmak daha zor. İşte tarihsel sebepleri var vesaire. Ama bu alan mesela son 20 yılda dünyadaki gelişmelerle beraber şey olmaya başladı. Daha popüler olmaya başladı.
daha popüler olmasının sebebi de işte şey sorusu, şu soru. Biz bir demokratik gerileme ya da otoriterleşme dönemi içinde miyiz? Eğer öyleyse bunun belirleyici özellikleri ne? Ve biz bunu nasıl ölçeriz, nasıl işte belirleriz, nasıl anlarız? Bunlar son yıllarda özellikle karşılaştırmalı siyaset içinde önemli sorular oldular. Demokratikleşmeden otoriterleşmeye doğru bir geçiş oldu yani çalışılan alanlarda. Bir şey daha söyleyecektim sanki, bakayım. Ha, yani mesela şimdi size şeyi sorsam, Venezuela, Türkiye, Macaristan, işte Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri. Yani bunlar birbirlerinden aslında hem yani coğrafi olarak hem sistem olarak farklı şeyler, ülkeler, büyüklük olarak farklı ülkeler vesaire. Ama yani bunların mesela bir ortak noktasını soracak olsam size ne dersiniz? Sağ popülizm nasıl yüksek? Sağ popülizm, sol popülizmde yani Güney Amerika'yı şey yapınca, katınca. Ama yani sağ popülizmin yükseliyor olması başka, yani sağ popülizmin yükseliyor olmasıyla gelen başka bir şeyler var mı? Otoriterleşme. Yani nedir bizim şimdi bu rejimlerin hepsinde gördüğümüz? Yani Venezuela ve Türkiye örneğinde yani defektif, yani bir takım kusurları olan demokrasi noktasında otoriter kabul edilmeye bir hareket var. Brezilya'da keza yani bir otoriterleşme süreci oldu. Şimdi toparlayacak inşallah bakalım. Macaristan aynı şekilde yine bir demokrasi kabul edilirken artık yani yarı demokrasi ya da işte seçimli demokrasi kabul ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri de mesela demokrasi özelliğini kaybetmedi fakat bayağı bir şey yaptı. Kalitesinde düşüş oldu. Sonra şimdi tekrar seçimlerden sonra bir yani toparlama devresine girmeyeceğini göreceğiz. Ama yani bu mesela birbirinden son derece farklı bu ülkelerin hepsi ve çok daha fazlası yani Hindistan var, Rusya'yı zaten biliyorsunuz vesaire. Bunların hepsi bir otoriterleşme sürecinden geçti gibi gözüküyor son işte 10 yıl, 20 yıllık bir süreç içinde. Ve biz de bunun biraz hani bunun üzerine ben konuşmak istedim sizle. Burada şey koydum, bu şeyin demokrasi dalgaları, yani bir otoriterleşme dalgası içinde mi izlediğimde aslında buradaki demokrasinin üç dalgasına şey yapıyorum, atıfta bulunuyorum. O Huntington'ın üç dalgası. Burada görüyorsunuz yani demokrasi sayısı sayıları bunlar. Demokrasi sayılarında böyle bir 20. yüzyılın başında bir artış var, sonra hızlı bir düşüş. İkinci Dünya Savaşı öncesi. Tekrar ondan sonra bir artış. 70'lerin darbeleri vesaireyle tekrar düşüş. Ve 80'lerden sonra bir tekrar artış var. İşte şey Berlin Duvarı, Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Sovyetlerin dağılmasıyla işte o şey Sovyetlerin parçası olan devletlerin başka bir düzene, rejime geçmesi. Tekrar bir artış var gibi gözüküyor ve burada 2000'de bitmiş, 2000'de görüyorsunuz tekrar aşağı doğru iniyor. Ama bu dalga meselesi buradan yani. Bu dalgalanmaları görüyorsunuz rejimlerin klasifikasyonuna bakınca. Tamam, bu da şeyin, bu da Newman'dan alınma. Burada biraz daha yakına geliyor 2017'ye kadar. Ve onlar da mesela böyle bir dalga olduğunu iddia ediyorlar. Yani dünyada bir otoriterleşme dalgası var. Nedir burada? İşte şey, autocratization'ın, şu autocratization dalgası dedikleri bir hızlı bir yükselme içinde 2000'lerden sonra diyorlar onlar. Ve demokratikleşme süreçleri ciddi bir düşüş içinde diyorlar. Şimdi bunların şundan dolayı gösterdim. Yani bu konuda dediğim gibi ciddi anlamda çalışma var. Ama mutabakat yok. Yani mesela şey gibi bu hani küresel ısınma bu konuda mutabakat var da. Yani sonuç itibariyle şeylerin araştırmaları için bir kısmı diyorlar ki yani bir şeyler yolunda gitmiyor ama aslında bir otoriterleşme dalgası yok diyenler de var. Ama böyle bir otoriterleşme dalgası olduğunu yani global, küresel bir şey olduğunu iddia edenler de var. O yüzden ben biraz bu şeyleri göstermek istedim. Bunlar hani net bir şey olduğunu gösteriyor ama benim bunları buraya koymuş olmam, ya bunların böyle altımat hani gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü tahmin edersiniz ki bütün bu graflar belli verilere dayalı ve o verilerin hani nereden geldiğini ve nasıl toplanmış olduğunu düşünmeniz lazım. Ya da işte belli kavramları nasıl şey yapmış, ölçmüş olduğunu düşünmeniz lazım.
Ama yani dediğim gibi bazı araştırmacıların araştırmalarında ciddi bir otoriterleşme dalgası olduğu gözüküyor. Tabii bizim yani bizim dediğim mesela Türkiye'de yaşayan insanların ya da dünyanın bir dolu başka yerinde yaşayan, Hindistan'da yaşayanların, Brezilya'da yaşayanların subjektif olarak hissettikleri de belki bu yöndedir. Ama onu ayrıca sonra konuşuruz. Şimdi ben bunu devam etmeden var mı böyle bir sormak istediğiniz ya da konuşmak istediğiniz bir şey? Çünkü bir iki tane böyle hani ne bileyim işte klasik yani ne üzerine konuşuyorsun ne bir tanım koydum. Yani rejim dediğimizde ne diyoruz? Otoriter rejimler, demokratik rejimler, rejimle kastımız bir yani bir kurallar, yazılı ve yazılı olmayan kurallar bütünü aslında rejim dediğimiz yani informal ve formal kurallar. Nedir bu kurallar? Bir grup insanı yöneten yani kamu işte makamlarına gelen kişilerin oraya nasıl geldiğinin kuralları. Oraya kimlerin gelebildiği, kimlerin gelemediği bunun yazılı ve yazılı olmayan kuralları. Onların geldikten sonra ya da o noktaya gelirken kullanabilecekleri stratejiler, hangileri kabul ediliyor, hangileri kabul edilmiyor. O noktaya geldikten sonra kullandıkları stratejiler, bunların hangileri kabul edilebilir, hangileri kabul edilemez. Bunların bütünü ne biz rejim diyoruz. Şimdi böyle düşününce tabii mesela demokrasi ile otokrasi arasında bayağı bir fark var. Yani demokrasilerde işte sadece kamu yöneticilerinin o noktaya nasıl geldiği değil, geldikten sonra neleri yapabildikleri ve nasıl yapabildikleri de belli kanunlar çerçevesinde ve anayasa çerçevesinde sınırlanıyor mesela. Bu sınırlar bir otoriter rejimde çok daha farklı olabiliyor. Yani işte biz onlara zaten rejim diyoruz. Yani rejim farkları bunların bütününden doğuyor. Tam bizim de bugün konuştuğumuz aslında bu rejimler. Böyle şey de koydum. Yani nedir? Hani sıklıkla konuştuğumuz rejim sistemleri, demokratik ve demokratik olmayan rejimler. Şimdi demokratik olmayan rejimler aslında böyle çok dev bir kategori. Onu hani siyaset bilimi tarihçesi demokrasi tarafından geldiği için böyle bir residual yani dışarıda kalmış kategori olarak bugüne kadar ele almış. Oysa ki yani demokratik olmayan rejim kategorisinin altında birbirine hiç benzemeyen rejim tipleri var. Yani onları demokratik olmamaları aslında birbirlerinin aynısı olduğunu ya da aynı şekilde işlediği anlamına da gelmiyor. Ama yani hani biz o demokratik olmayan rejimler arasında otoriter ve totaliter rejimler olarak gene şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Otoriter rejimler altında da işte yani bu bir kategorizasyon, farklı farklı kategorizasyonlar var. Ama askeri rejimler, tek parti rejimleri, işte sultanlık yani aile işte neopatriarkal rejimler, teokrasiler ve günümüzde özellikle önemli olan hibrit ya da işte seçimli otoriter dediğimiz türden rejimler. Yani bunu şeyden dolayı söylüyorum yani biz bugün ağırlıklı olarak bunlar üzerine konuşacağız, konuşursak yani ona konsantre olacağız. Çünkü günümüzde en çok görülen otoriter rejim tipi aslında bu rejim tipi, diğerleri değil yani diğerleri azalıyor zaman içinde askeri rejimler, işte şeyler, sultanlıklar vesaire. Yani onların bir iki tanesi aynı kalıyor ama genel olarak azalıyorlar. Şimdi ben direkt otoriterleşme konusuna gireceğim ama eğer yani bu hani otoriter rejimlerin tanımı üzerine ya da birbirlerinden nasıl ayrılıyor üzerine sorunuz varsa ya da merak ettiğiniz bir şeyler varsa onları da daha çok konuşabiliriz. Ben biraz buradan demokratik gerileme, otoriterleşme üzerinden devam etmek istiyorum. Şimdi bunlar yani bizim bu demokratik gerileme ya da otoriterleşme dediğimiz şey, süreç literatürde farklı farklı ele alınıyor. Yani nedir? İşte demokratik backsliding diyorlar mesela. İşte demokratik gerileme bu. Demokratik erosion, regression, decay bunların hepsi kullanılıyor. De-democratization ve autocratization yani otoriterleşme de kullanılıyor. Bunların yanında mesela daha hukuk tarafından çalışanlar işte burada örneğin verdiğim gibi constitutional retrogression yani anayasal gerileme de diyorlar. Ben kendim otoriterleşmeyi tercih ediyorum. Ama dediğim gibi demokratik gerileme de çok kullanılan bir kavram. Bunlar yaklaşık aynı şeyleri zaten anlatıyorlar. Yani literatürde bunları çalışan insanlar farklı şeyler dese de aslında benzer süreçlerden bahsediyorlar ya da aynı süreçten bahsediyorlar.
Şimdi yani nedir burada bahsettiğim? En genel tanımıyla otoriterleşme ya da demokratik gerileme dediğimiz olay demokraside bir nitelik ya da kalite kaybı. Burada Vermeon'un tanımını verdim ben, bir de Walder and Last'ın tanımını verdim. Bunlar hani bu konuda sık kullanılan tanımlar. Mevcut bir demokrasiyi ayakta tutan siyasi kurumlardan herhangi birinin devlet öncülüğünde zayıflatılması veya ortadan kaldırılması, bu Vermeon'un şeyi. Ya da herhangi bir rejim içinde demokratik yönetimle alakalı niteliklerin bozulması. Yani bir kalite kaybı, bir gerileme, bir çürüme demokrasinin niteliklerinde. Bundan bahsediliyor ve argüman şu ki dünyada böyle bir dalga var. Yani dünyada olan demokrasiler kendi içlerinden çürüyorlar gibi bir durum aslında. Ve yani hani bu bir önemli bir sorun tabii, çünkü bir dolu insan için hayatın kütleşmesi anlamına geliyor. Yani aktivistsiniz, işte değil mi, muhalefet değilsiniz vesaire. Hani irrasyonel bir takım ekonomik politikalara sebep olabilir işte vesaire. Yani bir dolu sonucu var. Şimdi ben size bir şey sorayım. Yani bu mesela kavramsallaştırmaları görünce ne düşünüyorsunuz? Yani ya evet tamam böyle bir şey var hani ama bu bana şöyle gözüküyor ya da burada şöyle bir sorun var ya da şunu ilginç buluyor dediğiniz bir şey var mı mesela bu kavramlaştırmalara bakıp da böyle neymiş burada aslında deal etti yani uğraştığınız şey diye. Ya da mesela siz ne bileyim bir araştırmacı olsanız ve bunu çalışacak olsanız şu kavramla ne yaparsınız yani nasıl çalışırsınız? Onu da sorayım. Hocam, üstteki tanıma baktığımda benim dikkatimi çeken şey devlet öncülüğünün zayıflatılması ve ortadan kaldırılması. Şu soru benim aklıma geliyor. Demokrasideki nitelik kaybında illaki düşüş olacaksa bu illa devlet tarafından mı ortaya atılmıştır? Yani illa devletin lead ettiği birkaç parametreden dolayı mı demokrasinin kaybında, pardon niteliğin kaybında mesela düşüş yaşarız? Bence benim için tanım oldukça zayıf bir noktada. Çünkü demokratik parametrede sadece devletin idaresi de dinlemez. Sivil topluluk, o social mobilization dediğimiz ifade önemi var. Sadece devletin zayıflığı da eksik bir tanım. Şimdi arkadaşınız şey diyor yani Zoom'dakiler duyuyor mu emin olamıyorum ama efendim? En solda ne dedim pardon diyorum. Az sohbette bir konu bir şeyler yazıyormuş. Onlara bir şuradan bakmam gerekiyor galiba değil mi? Burada insanlar ismini yazmışlar galiba. Tamam, soru falan yok. Arkadaşınız şey diyordu, yani burada birinci tanımda ana aktör devlet, yani zayıflatılma, bu kalite kaybı devletteki bir takım, ya da devlet için, devlet dediğimiz şey tek bir şey değil tabii, devlet bir böyle parçalı yapı, onun içindeki bir takım aktörler tarafından oluyor diyor ve yani hani bunu şey yapıyor, sorguluyor, öyle mi gerçekten? Şimdi şöyle, bence bu önemli bir konu, yani kimdir bu otoriterleşmeyi ittiren aktörler? Çalışmaların zaten ağırlıklı olan, yani ağırlıklı olarak konsantre olduğu tam da bunun etrafında. Yani bir grup insan var ve bunlar aslında otoriterleşmeyi ittiriyorlar gibi bir durum var. Bu da şeyde, yürütme odaklı. Yani yürütmede olan insanlar aslında, yürütmeye gelmiş insanlar aslında otoriterleşmenin şeyi, sorumlusu. Çalışmaların, bu çalışmaların aslında şey yaptığı, konsantre olduğu ve ne bileyim konsantre olup altını çizdiği. O yüzden burada aslında devlet öncülüğünde diyor. Yani burada böyle dışarıdan bir işte askeri grup ya da silahlı grup ya da işte uluslararası şeyde çatışma, savaş vesaire bu sebeple bir zayıflamadan bahsetmiyorlar. Yani demokrasiyi zayıflatabilecek bir dolu şey olabilir ama burada bahsedilen aslında tam da demokrasinin içinden zayıflatılma. O yüzden ama yani bence gene de iyi bir soru bu. Yani hani kimdir bu? Yani bir tek böyle bir insan mı var bu demokrasiyi şey yapan, yukarıdan aşağıya oyan? Yoksa böyle ona bağlantılı başka gruplar mı var? Yani toplum buna katılıyor mu vesaire? Bunlar hep iyi sorular.
Başka var mı dikkatinizi çeken bir şey? Mesela yani hani şey, şimdi burada mesela burada mevcut demokrasiyi diye başlıyor tanım. Burada herhangi bir rejim içinde diyor. Şimdi bu da bir aslında önemli bir konu. Ben bu taraftayım daha çok kendi çalışmalarımda. Otoriterleşme dememin sebebi de o. Bu da şundan dolayı, yani bu demokratik nitelik kaybı ya da kalite kaybı her türlü rejimde olabiliyor aslında. Sadece demokrasilerde olmuyor. Yani demokrasilerde olunca demokrasinin kalite kaybı oluyor. Ama mesela otoriter bir rejimde de daha demokratik olan bir takım kurumlar, yerler, alanlar olabilir. Yani böyle bir rejim otoriter diye mesela tamamıyla böyle silme, homojen bir şekilde her alanı aynı derecede otoriter değil. İşte yani bunu zaten hani biliyorsunuz, yani bazı ülkelerde sivil haklar daha iyi durumda ama politik haklar daha kötü durumda. İşte bazı ülkelerde halkın bir grubuna hiç baskı yapılmıyorken başka grubuna baskı yapılıyor. Yani şimdi buralarda böyle şey var, bazı alanlarda daha çok demokratik hak ya da daha demokratik işleyen kurumlar var. Bunlar kendi içinde aslında mesela şey yapabilir, birleyebilir. Bu da bir otoriter rejim içinde aslında daha da otoriterleşme anlamına gelir. Ama yani bu, o yüzden hani şey, biz otoriterleşmeyi ya da demokratik gerilemeyi sadece demokrasilerde olan bir şey olarak düşünmüyoruz. Şimdi bununla alakalı bir de tabii şey konusu var. Dikkat çalışmayı bıraktım. Şimdi tekrar çalışıyor. Pardon, ne dediğimi unuttum. Bu birinci meseleydi. Yani demokratik gerileme ya da otoriterleşme farklı rejimlerde gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir cevap mı? Yani hani çalışmalar bunu gösteriyor. Sonuçta mesela işte Türkiye vakası, Venezuela vakası, bunlar mesela şeyden başlayıp bir çeşit demokrasiden başlayıp işte seçimle otoriterliğe doğru giden vakalar oldular. Mesela biraz önce söylediğim gibi Amerika vakası aslında liberal demokrasiden, yine liberal demokrasi içinde ama daha zayıf bir demokrasiye doğru hareket etti. Değil mi? Onun, ama yani bunun dışında işte otoriter rejim içinde de daha otoriter rejimler var. Rusya mesela, yani seçimle otoriterken daha da otoriter oldu zaman içinde. Yani mesela rekabetçi, yani ben burada şey yazdım, liberal demokrasiden seçim demokrasisine hareket edebilir bir rejim. Seçim demokrasisinden rekabetçi otoriterliğe hareket edebilir, o tarafa doğru yani. Rekabetçi otoriterlikten kapalı otoriterliğe dedim ama soru işareti koydum. Çünkü dünyada aslında kapalı otoriterler, otoriter rejimler artmıyorlar ağırlıklı olarak. Yani şu geçişi çok fazla görmüyoruz. Ama şöyle bir geçiş olabilir. O da bürokratik bir otoriterlikten. Yani daha aslında bir takım kuralların, kanunların olduğu bir otoriterlik türünden daha kişiselleşmiş, daha kişiselleşmiş bir otoriterlik türüne doğru kayış olabilir. Bunlar üzerine çok fazla kadar çalışma yok ama dediğim gibi şu zaten çok sık görülen bir durum değil. Yani kapalı, yani kapalı otoriter dediğimde neden bahsettiğimi anlıyor musunuz? Ya var bir, siz söyler misiniz bana ne anladığınızı? Kuzey Kore, Türkmenistan, evet işte yani Suudi Arabistan. Yani nedir, hani seçimlerin de olmadığı mesela. Cumhur rejimleri. Evet, yani ya askeri rejimler de öyle. Yani sonuç itibariyle şimdi biz seçimli otoriter rejimlerden bahsederken biraz sonra bahsedeceğiz. Nerede onlar? İşte rekabetçi otoriterlik. Bunlar otoriter olduğu halde bazı demokratik kurumları barındıran rejimler. Mesela düzenli olarak seçim yapılıyor. Ve bu seçimler bütünüyle manasız değiller. Yani o seçimlerin sonucun, aslında seçimler için belli bir mobilizasyon oluyor. Ne bileyim, partilerin bir anlamı var, seçimin bir anlamı var ve seçimlerde bazı yerlerde mesela kazanma şansları var muhalefetin. Mesela düşün işte şey 2019 İstanbul yerel seçimleri gibi muhalefet kazanıyor. Değil mi? Aslında yani şey, tüm hani şeye karşı, zorluklara karşı, zor olmasına rağmen.
şimdi bunlar da böyle bir takım demokratik şey, yani demokrasiyle ilişkilendirdiğimiz kurumlar var ve bu kurumlar işliyorlar. Belli alanlar var. Değil işte şey var, medyanın bir kısmı çalışıyor, parlamento hala işliyor olabilir. Yani hukuk bütünüyle ortadan kalkmamış olabilir vesaire. Ama kapalı otoriter rejimlere baktığımızda mesela bunlar işte tek parti rejimleri, Çin. Yani değil mi? Böyle bir demokrasiyle bağdaşlaştırdığımız en basit yani en temel öğe olan işte seçimler yok. Yani seçimde gelmiyor o hükümet şeye, yönetime. Keza Suudi Arabistan da öyle, keza Kuzey Kore de öyle. Sizin dediğin gibi askeri rejimler öyle. Askeri rejimler tanım gereği zaten seçime gelmiyorlar. Darbeyle geliyorlar. Bunlar şey kapalı otoriterlik dediğimiz yani tipte rejimler. Bunların sayısı artmıyor artık. Bununla böyle çok bu kadar böyle bir hani bariz otoriter rejimlerin sayısı artmıyor. Sayısı artan şeyler, rejimler biraz rekabetçi otoriterler. Ve seçim demokrasileri, yani demokrasi olduğu halde liberal olmayan ya da işte haklar konusunda sıkıntıları olan rejimler, bunların sayısı artıyor. Şimdi tekrar otoriterleşme konusuna dönecek olursam, yani ne diyordum? İşte bir bu farklı rejimler içinde olabilen bir süreç ve gene önemli olarak farklı alanlarda gerçekleşebilen ve farklı alanlarda, farklı hızlarda gerçekleşebilen bir süreç. Şimdi ben bunu söylediğimde ne anlıyorsunuz? Yani hani neden bahsediyor? Mesela ne gibi farklı alanlar? Ve bu farklı hızlar nedir yani? Var mı fikriniz? Mesela darbe, onca belki bir gün, bir gecede bir otoriterleşme olabilir. Veya hani böyle işte terimi hatırlamıyorum ama hani uzun yıllar içerisinde yani seçimle başa gelmiş bir hükümet yavaş yavaş hani işte bazı kurumları yok ederek veya basitleştirerek bir otoriterleşme olabilir. Bu yani 10-20 sene olabilir ama diyelim ki aynen. Yani şimdi sen çok güzel bir örnek verdin ki yani hani o şimdi günümüzün otoriterleşmesi bu yavaş gerçekleşen türden aslında ağırlıklı olarak. Mesela değil mi bir darbe olduğunda yani şey demiyoruz yani bir gün yok, ertesi gün var, darbe var, ertesi gün askeri rejime uyanıyorsun. Yani bir gecede o gerçekleşiyor yani tabii onun bir hazırlık falan süreci vardır ama bizim için yani halk için yaşadığı rejim neredeyse bir günde değişiyor. Son derece ani ve hızlı bir olay. Şimdi bu türden yani hani biraz sonra zaten konuşacağım bunlar da azaldı diye ama bir de arkadaşınızın tarif ettiği gibi mesela yavaş yavaş gerçekleşen işte seçimleri seçiliyor. Ondan sonra o bir takım anayasal değişiklikler yapmaya başlıyor vesaire bugün bahsettiğimiz şey. Yavaş yavaş gerçekleşen bu bir hız değişimi fakat benim dediğim bundan da ötesi. Yani şimdi şu tanıma tekrar geri dönelim. Hadi. Şimdi mevcut bir demokrasiyi ayakta tutan siyasi kurumlardan herhangi birinin devlet dönüşümünde zayıflatılması ya da demokratik denetimle alakalı niteliklerin bozulması. Şimdi bunun aslında burada bahsettiğim şey çok komplike bir süreç ya da böyle çok parçalı bir süreç. Çünkü yani devlet siyasi kurumlardan herhangi birinin zayıflatılması ya da demokratik denetimle alakalı niteliklerin bozulması. Yani işte parlamento ile ilgili olabilir, kanunlar olabilir, işte hukuk sistemi olabilir, sivil toplum olabilir, medya olabilir, haklar olabilir, değil mi? Protesto hakları olabilir, işte freedom of speech olabilir. Yani nedir şimdi tıkılı aklım freedom of speech? İfade özgürlüğü olabilir, değil mi? Bütün haklarla ilgili olabilir. Yani bir demokrasi aslında şimdi burada şey konusuna giriyoruz. Bu kavramı anlamak için öncelikle zaten demokrasi ne ve demokrasinin işlemesini sağlayan neler var onu anlamamız lazım. Ve tabii ki demokrasi son derece grift bir kavram. Yani grift bir kavram ve grift bir gerçeklik. Yani demokrasiyi demokrasi yapan sadece bir şey yok. Bir arada duran bir dolu parça var. Ve o parçaların beraber çalışmasıyla olan aslında bir denge var. Demokrasiyi demokrasi yapan ve hep böyle bir süreç içinde yani hep böyle işte çekiştiren parçaları var gibi. Şimdi bunun içinde bir parçası bozuluyor, diğeri daha az bozuluyor, diğeri daha çok bozuluyor olabilir. Yani mesela ne bileyim işte yargıya seçilmiş
hükümet insan dolduruyor ve oradan bir şeyleri değiştiriyor olabilir. Ama medyaya daha az dokunuyordur mesela, anladınız mı? Onu demek istiyorum. Farklı hızlarda, farklı alanlarda gerçekleşebilir derken. Yani bir demokrasiyi, kaliteli bir demokrasi yapan çok fazla alan var. Ve bu alanların hepsinde değişim aynı hızda olmuyor. Hatta yani kafa karıştırıcı olan, mesela bir alanda aslında bir şeyler iyiye gidiyor, iyiyle kastım yani daha demokratik olurken, başka alanlarda daha az demokratik oluyor olabilir. Çünkü yani böyle bir komplike gerçeklikten söz ediyoruz. Şimdi bunu neden söyledim? Çünkü yani şeyi anlamanızı istiyorum. Yani çok aslında ölçmesi, anlaması zor kavramlar bunlar. Demokrasi de kendisi öyle. Yani o en başta size gösterdiğim işte demokrasinin dünyadaki dağılımı şeyi, tabloları. Mesela o bile bir araştırmacıdan diğer araştırmacıya değişebiliyor. Çünkü demokrasiyi farklı tanımlıyorlar. Ya da farklı tanımlarını kullanıp ölçüyorlar. Çünkü demokrasinin de bir dolu tanımı var. Ve farklı tanımlarını da ölçünce farklı sayılar çıkıyor. Şimdi burada çok daha, yani çok daha demeyeyim ama burada da aynı derecede komplike bir proses var. Yani süreçten bahsediyoruz. Ve bunu ölçmesi çok zor. Ölçmesi de çok zor olduğu için farklı farklı resimler çıkıyor ortaya. Ondan da biraz bahsedeceğim. Şimdi var mı sizin burada merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey? Ya, Türkiye örneğinde benim aklıma gelen bu yoğunluğun daha çok bence yargı organına yöneldiğini ben düşünüyorum. Yani 2010'daki anayasa değişikliği referandum, 2014'teki işte o tabii FETÖ'cülerin işte tasfiye sürecine geçildiğinde hem de 2017'deki referandumdaki anayasa değişikliğinde bence en çok yöneldiği şey yargı kurumu, yani özellikle Anayasa Mahkemesi ve Danıştay. Yani belki bu Türkiye'de hani tabiri caizse bir skop görevi de belki görüyordu hani demokrasi için. Ve işte AK Parti hükümeti de en başından bir müdürle sahip olarak, müdürle sahip olarak. Ve dediğimiz de hani farklı mesela demokrasinin işte bir şeyinde ilerleme yaratırken bir şeyinde gerileme yaratması. Mesela belki bunun da bir kılıf olarak kullanılması da olabilir bunda. Çünkü daha çok mesela Türkiye'de bunları torba değişiklikler şeklinde yapıyorlar ve işte 2017'deki değişiklik örneğin seçim yaşına örneğin 18'e düşürüldü. Yani bu olumlu şey gözüküyor fakat neredeyse şu an Anayasa Mahkemesi üyeleri tamamını Cumhurbaşkanı tek başına atıyor ve geri kalanları da meclis atıyor. Yine çoğunluk iktidar olduğu için yine yani neredeyse tamamını tek bir kişi atıyor diyebiliriz. Yani. Evet, yani bunların hepsi son derece önemli şeyler, noktalar. Bu hukuk konusuna, yargı konusuna zaten ben de biraz gireceğim. Bizim bu dönemde gördüğümüz otoriterleşme süreçleri genelde hukuki kisve altında ya da hukuk kullanılarak yapılıyor. Ya da hukuk bilimi kullanıyor mesela. Ve yani aynen dediğim gibi biraz önce de benim altını çizdim. Mesela bir alanda bir şey olurken başka bir alanda bir şey olması işte birbirinin örtüsünü örtüyor. Ve yani şeylere, belli kurumlara ve kuruluşlara yani demokrasiyi kurmasını bekleyeceğin ya da buna tepki göstermesini bekleyeceğin grupların aslında kafasını karıştırıyor. Üstünü örtüyor yani bir yandan da. Mesela senin dediğin gibi torba yasa tam bu. Yani değil mi? Bir tarafta şey koyuyorsun, böyle evet bizim aslında buna ihtiyacımız var diyebileceğin bir şey koyuyorsun demokratik açıdan bakınca. Öbür tarafta başka bir şeyi de oraya koyuyorsun. Biri geçince öbürü de geçiyor. Yani ve yani bu konuda çalışan araştırmacıların aslında altını çizdiği bir nokta, otoriter rejimlerin, yeni otoriter rejimlerin ve liderlerinin aslında birbirlerinden feyz aldıkları ve birbirlerinden bir şeyler öğrendikleri ve tam da yani böyle hani şey saman altından su yürütme şeklinde kendi yaptıklarını bir şekilde gizleyerek ya da dikkat çekmeyerek ya da buna karşı olabilecek mobilizasyonu sönümlendirerek yapıyorlar yaptıklarını diyorlar. Yani bu kendi içinde zaten bu da ilginç bir durum tabii. Çünkü savaşmasını ya da engellemesini zorlaştırıyor bu süreçleri. Bununla ilgili bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Neyse sonra aklıma gelir. İnşallah. Evet. Ama zorunlu eskileşmeyle alakalı. Yani bir bu mesela bir süreç içerisinde bağlı olmaya çalışan otoritik rejimlerde yani mesela bir rejim Türkiye'de mesela yapıyorum. Arkadaşımızın söylediği bir yargı sistemine birazcık daha müdahale. Yani bunun örneği olarak hani verdiğimiz örneklerde söz konusu olabilir.
Peki bunun es geçirildiği bir durumlar var mı? Mesela bu otoritik rejimde medyanın üzerinde daha fazla baskı kurulurdu ama yargıda biraz daha zayıf olmalı, biraz daha terazi düzeyi var mı herhangi bir otoritik rejimde Ya yoksa bütün emin değilim. erkeklerin? Benim gördüğüm yargı konusunda hepsi, yani şimdi şöyle, ne kadar müdahale ediyor, nasıl müdahale ediyor, bu konularda ayrılık çıkabilir. Yani hani farklılaşma çıkabilir. Yani sonuçta işte mesela rejimin ne kadar ve ne hızda otoriterleşebileceğini belirleyen mevcut olan yapısı bir yandan da. Yani o yapı içinde mesela sivil toplum kuruluşları güçlü mü? Yargının yapısı ne? Yargının işte bağımsızlığı ne derece? Yani şimdi bunlar zaten bazı şeyleri zayıfsa o zaman bozulması daha hızlı olabiliyor. Bazıları güçlüyse daha çok, yani bunu mesela Amerika örneğini düşünün ki, yani Amerika örneğinde bile Trump geldiğinde işte siyaset bilimciler olarak bir dolu şey diye düşmüştük. Yani Amerika'nın kurumları güçlü. Hani bunu şey yapar, törpüler Trump'ın şeylerini. Yani aslında beklediğimizden çok daha fazla zarar verdi gibi gözüküyor. Ama şey, federal bir sistem olduğu için bir dolu yerden ona şey çıktı, direniş çıktı o sistemin içinden. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, farklı yerlerde farklı şekilde ilerliyor. Hukuk hepsinde önemli. Ama yani ne hızda ilerlediği, hangi yollarda ilerlediği her ülkede değişik. Yani bir playbook var. O da işte şey, yani şeyin, yürütmenin kendine daha çok güç toplaması ve sonra bu güç aracılığıyla diğer kurumların altına oyması. Aslında playbook bu. Ama bu işte yani farklı ülkelerde farklı ağırlıklarla gerçekleşiyor diye, yani ben düşünüyorum, yani gördüğüm kadarıyla öyle. Tamam. Okey. Başka var mı bir sorun ya da verdiğiniz bir şey? O zaman devam ediyorum. Bunları zaten şey yaptık. Ha, yani şey, bu bir de tabii şey demek. Yani son nokta, hep bütün rejimler aynı yere varmıyorlar bu sürecin sonunda. Farklı yerlere varıyorlar. Yani Rusya'nın ya da Türkiye'nin vardığı yer, işte Hindistan'ın vardığı yer, şeyin, Macaristan'ın vardığı yer birbirlerinden farklı. Farklı şeylerde ya da yani durup durmadıklarını da bilmiyoruz. Bu da ayrı bir mesele ama farklı balanslarda, farklı ekilibrium noktalarında duruyor olabilirler. Yani demokrasi demokrasi kalır ama dediğim gibi daha az kaliteli bir demokrasi olarak kalır. Başka bir tanesi işte Türkiye gibi demokrasiden seçimli otoriterliğe geçer. Hatta o seçimli otoriterlik de böyle daha kişiselleştirilmiş bir otoriterliğe doğru ilerler. Rusya'da öyle. Mesela değil mi? Farklı noktalar, yani farklı noktalara gidebiliyorlar. Tek bir noktaya gitmiyorlar. Evet. Şimdi şeye geleceğim biraz. Şey üzerine konuşacağım. Yani hani neden herkes böyle olduğunu düşünüyor ya da düşünüyor hocam. Aha. Ya peki seçimle gelen otokratik rejimler, yani süreç içerisinde otokratik rejimlerde halk bunu kendi mi istiyor? Hani bununla alakalı bir veri var mı, yoksa halk bunun bilincinde değil mi? Yani seçerken bunun daha ilerici bir atılım olacağını veya... Ha, şimdi aklıma ne diyeceğim geldi biraz önce bununla alakalı, çünkü sen şey demiştin ya, hani işte üstünü örtüyorlar ya da bir sibop olarak kullanıyorlar. Aslında tabii şey var. Şimdi demokrasiyi, demokratik kurumları kullanarak kazırken ya da altını boşaltırken aslında demokrasinin dilini de kullanıyor bu rejimler. Yani şöyle diyorlar, bizim yaptığımız şey aslında daha demokratik. İşte Orban'ın şey demesi gibi, işte bizimki bir illiberal demokrasi. Ama demokrasi, yani işte Singapur'da da işte Asya tipi demokrasi demişler. İşte yeni Türkiye modeli gibi, değil mi? Bunların hepsi aslında şey diyor, yani biz bu demokrasi. Ve yani yaptığımız şeylerde demokratik diyorlar zaten. Kimse çıkıp şey demiyor yani, biz otoriteriz ve daha da otoriterleşiyoruz demiyor. O yüzden yani böyle bir şey genellemesi yapamaz. Halk şunu istiyor, halk bunu istiyor denilemez. Fakat bu yeni dönem otoriterleşimlerinin çoğu seçimle gelen insanlar tarafından ya da onların ne diyeyim, iteklemesiyle ya da işte motivasyonuyla biraz işlediği için halk tarafından meşru görülen aktörler bunlar genelde. Yani bir şeyleri var sonuçta, Trump'ın da bir hani orada olmasını isteyen %50'lik bir kitle var Amerika'da.
Yani keza işte Orban, keza Erdoğan, keza Modi, değil mi? Bu insanlar zaten seçilerek o noktaya gelmiş insanlar ve seçilmeye de birçok durumda devam ediyorlar. Böyle oldukları için de bir meşrulukları var ve o meşruluklarını kullanıyorlar. Şimdi o yaptıkları şeylerin ne kadarı demokratik, ne kadarı demokratik değil, ne kadarını işte seçmenleri takip ediyor vesaire, bunların hepsi tek tek ayrı ayrı sorular aslında. Yani değil mi? Mesela şimdi biraz önce anlattığımız şekilde çok parçalı bir süreçten bahsettiğimiz için mesela böyle bir liderin bazı yaptığı şeyler halkın bir tarafına son derece faydalı olabilir. Ya da yani yaşam kalitesini arttırabilir. Bir kısmının belli haklarını bile arttırabilir. Ama başka yaptığı şeyler işte demokrasinin altını kazıyordur. Şimdi bunun mesela yani şeyde sorgulamak lazım. Yani gündelik hayatta yaşayan insanların bu kadar böyle parçalı bir süreci takip edebilmelerini beklemek gerçekçi mi değil mi? Onu bir aslında düşünmek lazım. Yani hani mesela biz şu noktada ne bileyim işte Türkiye'nin geldiği noktayı biliyoruz ama 2007'de 2008'de kaç kişi mesela şeyin farkındaydı böyle işte böyle bir süreç olabilir falan gibi. Neyse yani o bir soru. Ama şey yani hani dediğim gibi genelde bu bizim son dönem gördüğümüz, son 20 senedir gördüğümüz otoriterleşme dalgasındaki liderlerin belli bir meşruluğu var. Belli bir takipçi kitlesi var. Ve otoriterleştikçe de aslında o kitleyi de hatta başkalarını da ikna etmesi kolaylaşıyor. Yani medyayı kontrol ettiği için özellikle. Belli bir söylem yaratıyor medyayı kontrol ederek. Ve hani onu yerleştiriyor aslında. O anlamda da yani bir takipçi halkın bir kısmını olumlu bulduğu değişiklikler oluyordur. Yani. Şunun için de sormak istedim. Yani Amerika'da örnek verdi, Trump'da örnek verdi. Hani kongre baskını yaşandı, sivil felsizlikleri yaşandı. Ve Myanmar'da darbe, askeri darbe, Sri Lanka'da economic corruption sebebiyle halk sokağa indi, hükümet finansını bastılar. Bu örneklerden yani yola çıkmak istedim. Ya aslında yani dil tarihsel olarak düşününce genelde biz böyle halk kitlelerinin sokağa çıkmasını otoriter rejimlere karşı olarak hani böyle şey yaparız, düşünürüz yani. Bir mesela şey vardır işte ne bileyim yani Berlin Duvarı'nın yıkılması yani halk böyle Doğu Almanya'da sokağa şey yapıyor. İşte bütün devrimler değil mi? Halk aslında böyle bir değişim için sokağa şey yapıyor. Genelde otoriter bir değişime karşı olur ama dediğim gibi şu anda bir de şey de var. Yani otoriter rejime destek için sokağın mobilizasyonu o da zaten bu rejimlerin kullandığı bir şey. Ve yani hani aslında tam da biraz önce söylediğim mesele yani rejimlerin sadece hukukta kullanmadığını gösteriyor. Yani sadece hukuk ve kurumlar üzerinden işleyen şeyler değil, halkı mobilize etmek de aslında bu sürecin bir parçası oluyor. Ama çok da çalışılan bir alan değil o mesela. Daha yeni böyle daha yeni yani yeni demeyeyim yani sonuçta çalışan var da. Yani daha az çalışılan bir alan şeyin içinde. Halkın bu süreçlere nasıl katıldığı ya da katılıp katılmadığı. Onların işte bu şeyine nasıl şekillendiği, dünya görüşlerinin böyle bir mobilizasyon var mı? Mesela sağ gruplar nasıl kullanılıyorlar? İşte o Trump örneği. Değil mi? Orada işte bu neydi? Big Brothers diyeceğim diyor değil de başka bir şey. Bir takım yani militer gruplar var. Onları asla çağırıyor. Yani öyle bir takım sağ organizasyonlar var. Şeyde de Hindistan'da da keza öyle. Yani Türkiye'de de var ve bunlar hani gerektiğinde aslında rejimin yardımına koşuyorlar. Çünkü yani aralarında bir bağlantı var. Bunlar çok üzerine yani daha yeni yeni çalışılan şeyler. Bu dönem için. Yoksa da bir aslında daha eski dönemlere bakarsan işte faşist yani işte Nazi Almanya'sı vesaire bunlar da zaten bunlar biraz çalışılmış şeyler. Bir dakika şunu bakayım. Ha şimdi bir otoriterleşme dalgası içinde biz değil miyiz? En başta söyledim ya. Yani bu konuda aslında herkes anlaşmıyor. Mesela şimdi bu Lindbergh çok böyle bilinen bir çalışma. Widem'i biliyor musunuz? Widem'in işte yani Widem'in datasını kullanan o datayla çalışan insanlar bunlar. Onlar işte bu Knudsen falan filan
Yani tabii kesinlikle böyle bir dalga var diyorlar. Yani bizim datamız da bunu gösteriyor diyorlar. Ama mesela yani ben yeni çıktı yani şeyleri, makaleleri. İşte onlar diyorlar ki bu diyorlar şeyden dolayı, yani neden olduğunu söylerim de. Onlar diyorlar ki öyle ciddi bir bütün dünyada küresel olarak iddia edeceğimiz bir otoriter gerileme yok. Yani belli ülkelerde otoriter gerileme var ama genel olarak aslında stable şeyler, stabil yani dünyada demokrasilerin durumu diyor onlar. Şimdi neden böyle bir farklılık var? Yani sizce ne gibi, yani ne gibi sebepler böyle araştırmacıların arasında böyle bir farklılık olmasına yol açmış olabilir? Ben de tam onu sormak istiyorum. Çünkü medyanın, ben 2023 raporunu yaptım ve orada inanılmaz gelişebilirlikle otoriterleşmenin inanılmaz arttığına dair, yani direkt o şekilde başlıyorlar zaten. Otoriterleşme öyle başlıyor. Otoriterleşme inanılmaz. Şimdi onlar böyle söyler ki midem çok önemli bir oluşturdu bu noktada. Tam tersine diğer sıkıntıları bu şekilde ifade etmesi bana çok ilginç geldi şu an. Yani şimdi mesela bence ne derler, otoriterleşme dalgası içinde olduğumuzu düşünen daha çok insan var. Mesela ben de düşünüyorum ama yani olmayan, düşünmeyenler de var. Ama yani biraz hani şey %50 %50 değil, öyle diyeyim. Benim gördüm ama yani herkesi böyle döküp bakmadım, belki bir şey yapıyor. Ama mesela Freedom House'a bakarsan, Freedom House da şey diyor. Yani dünyada böyle bir recession içindeyiz biz, demokratik recession içindeyiz diyorlar. İşte şimdi yani sana ilginç geldi ama yani hani niye böyle bir şey olabilir? Yani nedir mesela, yani böyle bir farklılığa yol açabilecek? Mesela ben yani okumadığım için kesin bir şey söylemiyorum ama hani dediğim gibi bazı ülkeler bireysel olarak okumadığı için sebeplerden dolayı otoriterleşmiş olabilir. Ama bunun bir hani akım olması, yayılması durumu yoksa bununla dolayı bir dalga demek çok doğru olur. Farklı cephelerden ele alıyorlar da seçtiler otoriter düşünceyi. Yani eşit değerleri mesela Little Women için daha yüksek olabilir. Ondan dolayı böyle bir çok farklı diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi zaten hani mesele şey, yani tek tek yerlerde oluyor olabilir. Bir dolu insan case çalışıyor, yani vaka çalışıyorlar. O vakalardan ve böyle önemli vakalara konsantre oldukları için aslında daha stabil bir resim varken daha kötüymüş gibi gözüküyor diyenler var. Ama arkadaşınızın dediği de çok önemli. Yani şimdi burada biraz önce dediğim gibi büyük kavramlardan bahsediyoruz. Yani büyükle kastım şu, çok parçalı kavramlar. Yani otoriterleşme süreci tek parçalı bir şey değil. Demokrasinin kurumlarının aşılmasından bahsettiği için mesela demokrasinin bütün kurumlarını ele alıyor. Şimdi bunu kim nasıl tanımlıyor, nasıl ölçüyor? Burada bir farklılaşma var. Ve yani hani olmamasına imkan yok zaten. Demokrasinin işte en olmazsa olmaz şeyleri olarak, parçalar olarak neyi seçeceksiniz? Ve onları daha sonra nasıl kavramsal, nasıl şey yapacaksınız, indikatörleri haline getireceksiniz? Ne kullanacaksınız bunları ölçmek için? Şimdi burada böyle bir farklılık var. Mesela bu şeyler, Luhrmann'lar bunlar mesela şey kullanıyorlar, işte Electoral Democracy Index kullanıyorlar. İçinde genel oy hakkı var, özgür ve adil seçimlerde seçilen yetkililer var, işte eksekutifler, alternatif bilgi kaynakları, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü. Bunların hepsini bu Electoral Democracy Index içine koymuşlar. Biz bunu ölçüyoruz diyorlar. Dejure yani şeyde, kanunda yazılı olan değil, gerçekten ne oluyor onu ölçmeye çalışıyoruz diyorlar. Ve buna göre de biz baktık işte bir otoriterleşme var diyorlar. Ama şimdi şöyle bir mesela sıkıntısı var diyor öbürleri de. Bu uzman görüşüne dayalı. Yani 100 tane ülkede ya da kaç tane ülkeye bakıyorlarsa şimdi hatırlamıyorum. Şimdi düşünün, bunların her biri için şey yapmanız lazım. Belli skorlar vermeniz lazım her sene için. Değil mi? Yani mesela alternatif bilgi kaynakları. Yani bir şeyde, ülkede 50 tane gazete var. Bu gazetelerin mesela 4 tanesi önemli. Bunların bir tanesine hükümet müdahale etti. Öbür ülkede 2 tanesine müdahale etti. Bir tanesinde vergi yasağıyla, işte vergi cezasıyla müdahale etti. Öbüründe işte editoryal müdahale etti. Şimdi mesela yani bu kaç, o skala üzerinde neye denk geliyor? Yani öyle bir düşünün, hani bunları nasıl aslında düşünmeniz ve böyle bir not vermeniz lazım değil mi? O böyle bir setlerini yapabilmek için. Son derece zor aslında. Ve bir de
uzman görüşlerine dayanıyor. Yani her ülke içinde uzman kadrosu şey yapıyor. Onlara böyle notlattırıyor. Şimdi bu diğerleri de diyorlar ki mesela bazı insan yani diğer araştırmacılar ya bu uzman görüşünün kendisi zaten şeyden bu söylemden etkileniyor. Yani otoriterleşme var söylemini sonuçta uzmanlar da okuyorlar. Ve ona göre aslında şeyleri de puanlamaları da değişiyor diyorlar. Ama hani buna karşı bir şey var mı? Bir veri var mı böyle olduğunu gösteren? Benim gördüğüm yok. Yani ama yani şey bunu şeyden dolayı bahsettim bunlardan. Yani kavramsallaşma ve ölçme süreçleri son derece komplike. Ve o yüzden de bir farklılaşma yaratıyor ortaya çıkan resimlerde. Ve yani şunu da altını çizmek lazım. Şimdi demokratik gerilemeyi tanımlamak ve ölçmek, yani otoriterleşmeyi tanımlamak ve ölçmek spesifik olarak demokrasiyi tanımlamayı gerektiriyor, değil mi? Yani demokrasinin ne olduğunu bilmeniz lazım ki onun parçaları işte eriyor mu, aşınıyor mu söyleyebilirsiniz. Oysa ki yani demokrasinin ne olduğu konusunda da bir şey yok. Tek bir demokrasi olduğuna dair böyle bir mutabakat yok yani şey içinde, siyaset bilimi içinde. Yani işte bazıları yani işte yani bildiğiniz gibi zaten hani biz bugün temsili liberal demokrasilerde yaşıyoruz. Ama yani ya da yani dünyada görülen demokrasi tipi o. Ama işte bunun bir katılım şeyi var, daha katılımcı demokrasiler var. Daha yani işte sol ya da yani Marksist yerden hani bu liberal demokrasiyi şey yapanlar var, eleştirenler var. Değil mi? Yani bir demokrasi, zaten bir demokrasi yok. Ve o demokrasinin farklı farklı kurumları var. Ve bunların hangilerine bakacağız biz demokrasiye bakarken konusunda da aslında bir mutabakat yok. Sonra da tabii şey de var. Yani bu veri nereden geliyor, kim topluyor, nasıl topluyor? Ya bunun kendisi de çok önemli ve çok zor. Ya bunları şeyden dolayı altını çiziyorum. Yani bununla ilgili sorularınız varsa sorun. Ama yani basit süreçler değil bunlar. Yani böyle bir hani işte bu raporları ya da işte şeyleri, paperları okuyunca biraz şeyi takdir etmek lazım. Yani eleştirecek çok şey olabilir fakat bir yandan da çok zor süreçler. Ve yani hani bayağı ciddi bir emek var. Yani o bir graf içinde mesela deli gibi bir emek var. Takdir edilecek yani çabalar o anlamda. Var mı bununla ilgili konuşmak istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey? Ben şeyden emin değilim. Yani şu demokrasinin tanımı üzerine konuşalım mı konuşmayalım mı diye yani ben şey yaptım. Şundan dolayı mesela şimdi biz demokrasiyle alakalandırdığımız belli kavramlar var işte hesap verilebilirlik, rekabet, katılım. En temelinde yani. Ama bu kavramları biz dünyada nerede görüyoruz? O bir soru. Yani değil mi? Hesap verilebilirlik kavramını neyi gördüğümüz zaman tamam burada bu var diyoruz mesela. İşte pratikte yani bu kavramlar ne anlama geliyorlar? Ve hangi kurum ve pratiklerle biz bunları şey yapıyoruz, bağlantılandırıyoruz. Yani aynı şekilde yani halkın kendi kendini yönetmesi aslında demokrasi. Ama yani ne anlama geliyor? Yani günümüzde değil mi? Biz birilerini seçiyoruz. O insanlar ülke hakkında bir takım kararlar veriyorlar. Yani bu bizim kendi kendimizi yönetmemiz anlamına mı geliyor? Ya da öyle olmasını sağlamak için ne yapmamız lazım? Aslında işte şeyde yani liberal demokraside bu hesap verilebilirlik üzerinden sağlanıyor. Yani sen birini seçiyorsun ama o kişinin sonsuz bir böyle şeyi yok. Her istediğini yapamaz. Zaten kanunen işte anayasayla ve haklarla sınırlı. Bir de eğer memnun değilse halk 4 sene sonra tekrar değiştirir. Yani hesap verilebilirlik temsili demokraside seçim süreci üzerinden ve yani şey, parlamentonun belli mekanizmaları üzerinde işliyor değil mi? Parlamento mesela şeye, hükümete soru sorar, soru önergesi verir. Ne yapıyorsunuz kardeşim der yani. Bunun gibi başka süreçler var onu sorgulayan. Yani. Medya üzerinden mesela, medya hükümeti eleştirir. Bunların hepsi hesap verilebilirlikle ilgili süreçler. Katılım işte seçim, gene seçim üzerinden. Ama mesela aynı zamanda parti kurabilmek. Derneklere katılabilmek, bunlar da katılımla alakalı şeyler, pratikler ve kurumlar. İşte dernekler yasası, özgürce sen bir araya gelebiliyor musun başka insanlarla, protesto hakkı falan bunlar da katılımla ilgili. Rekabette yine seçimler üzerinden şey, parti kurabiliyor musun? Partiler işte rahatça işleyebiliyorlar mı? Kampanya yapabiliyorlar mı? Seçime girebiliyorlar mı? Vesaire vesaire.
Şimdi bunların yani bu kurum ve pratiklerle bağdaştırıyoruz biz demokrasiyi ve bunlar üzerinden genel olarak bakıyoruz ama yani şey gene yani dikkat edin bunların ne kadar aslında ölçmesi zor, pinpoint etmesi zor yani böyle ah tamam yani şurada otoriterleşti artık bu diyebileceğiniz bir durum yok. Ve yani o anlamda otoriterleşme biraz muğlak bir kavram. Fakat muğlak olması da belki de normal. Yani değil mi? Bu kadar parçalı bir şeyin muğlak olması da etkiliyor zaten belki de. Yani o yüzden şey diyemiyorsun mesela. İşte Türkiye tam 2015'te otoriterleşti. Ya da 2017'de otoriterleşti. Biri diyor öyle o zaman, öbürü diyor o zaman. Ya bu aslında o kadar anormal değil. Ama sonuç itibariyle çoğunluğumuz diyoruz ki evet yani otoriter olsun işte. Yani o noktaya geldi diyoruz yani bakınca bütün sürece. O noktasını bulamasak da ya da yani hani her konuda anlaşamasak da genel resim aslında bize bir fikir veriyor. Bunun üzerine var mı konuşmak istediğiniz bir şey? Ha. Ben Türkiye üzerinden bir şey söyleyeceğim. Yani mesela Türkiye'de evet seçimler yapılıyor. Yani 3-4 seçim var burada. Bildiğim kadarıyla ve yaşadığım kadarıyla seçimlerde bir problem yok ama yani seçimlerin oluşuna bir problem yok. Ama işte seçime gelinme yeterliliklerinde, işte bu hazineden alınan para yardımının eşitsiz bir şekilde bağlamı. Ondan sonra şu son seçimde gördüğümüz bakanların devletin kendi imkanlarıyla, bakanlığın kendi imkanlarıyla seçim çalışması. Yani bunlar hep seçimin oluyum olması, demokrasiyi yerine getiriyoruz anlamına maalesef gelmiyor. Hatta yani Türkiye için hep genelde şey diyorlar yani, sandıkta otorite meşrulaştı. Evet işte seçimli otoriter denilmesinin sebebi o zaten. Yani seçim var ve o seçimler dediğim gibi yani seçimli otoriter değişimlerde seçimler manasız değiller. Yani onlar aslında gerçek seçimler sonuçta değil mi? Yani böyle gerçek adaylar var ve eğer kazanırsa gerçekten hani bir görev değişimi olabilir. Partilerin bir anlamı var. İnsanlar gidip oy veriyorlar. Yani bunlar böyle bir şov seçimi değiller. Ama süreç o kadar adaletsiz ki buna işte Levitsky ve şey diyorlar yani bir futbol sahası düşünün iki takım oynuyor saha böyle ilk bir tarafa doğru ya öyle bir ortamda rekabet var diyorlar seçimli otoriter sistemler tam böyle işte yani senin o anlattığın şeyler işte seçim yasası olsun dernek yasaları olsun ne bileyim işte TRT'nin şeyleri olsun işte kime ne kadar vakit veriyor vesaire mesela HDP'ye yapılanlar olsun bunların hepsi o işte sahayı yatırma şeyleri. Seçim tamam ya maç oluyor ama burada oluyor. Böyle oluyor yani. Seçimde otoriterliğin şeyi bu yani ne derler niteliği bu zaten. Türkiye'de hani ona uyuyor o anlamda. Seçim var var. Seçimde hep güvenliği bir şahide oluyor Türkiye'de. İşte orada çarpıyor. İşte elektrikler. Ya evet ben... Bir de mesela şimdi geçenlerde bir haber düştüm ne kadar ama YSK artık olmayan yani biraz daha teknolojik bir seçim sistemine gidecek herhalde anlıyorum ama herhalde yeni tıklayıp üyeliyet sınavındaki bu uygulamayı tekniği. Yani şimdi bu normal kağıt bastığımız pusulanın seçimde bile çok şaibeler oluyor ki artık sanki bu otoriterlik hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor yani bu seçimde bile kazandılar. Artık hiçbir şekilde kaybedeceklermiş gibi. O konuda çok yorum yapmayayım ben yani. Hani böyle biraz gündelik siyaset üzerine. Ama yani tabii bir otoriter rejim ne kadar uzun süre şeyde kalırsa, hükümette kalırsa o kadar yerleşiyor. Ve yani hani şeyleri otoriter normlar halkın normları olmaya başlıyor. Yani o anlamda da kutunun yani şey yapması, değiştirmesi zorlaşıyor. Yani onun için hani ben sana katılıyorum orada biraz ama şey diyecektim. Şimdi o seçim mesela işte oy çalınması falanla ilgili. Ben yani şimdi şöyle benim gördüğüm sadece Türkiye'de değil bir dolu başka yerde seçim irregularity seçimde olan böyle düzensizliklerden çok seçimden önce yapılanlar önemli seçimde otoriter sistemlerde. Yani seçimin oluşunda çok böyle büyük bir skandal, böyle büyüklükte bir oy çalma falan olmuyor. Fakat seçime giderken o kadar çok şey oluyor ki mesela şey çok önemli. Alternatif bilgi kaynakları. Yani biz mesela demokrasiyi demokrasi yapan nedir? İşte bu hesap verilebilirliktir değil mi? Yani
hükümeti bir şeyden sorumlu tutarsın. Dersin ki ya bu iş böyle, ben beğenmiyorum bunların yaptığını, bir daha belki oyunu başkasına veririm. Şimdi ama bunun için hükümetin ne yaptığını, neden yaptığını değerlendirecek bilgiye sahip olman gerekir. Yani böyle bir ne olup bittiğini değerlendirecek tarafsız bilgi sana gelmiyorsa, o zaman zaten onu bir değerlendirecek, yani o hesap verilebilirliği sağlayacak bir ortam yok. Seçim o zaman anlamını kaybediyor. Yani sen sadece mesela hükümetin propagandasını görüyorsan ve duyuyorsan, o zaman yani zaten seçim yapılabilecek bir şey yok ortada yani. Öyle bir tahayyül yok ortada. Mesela o çok önemli. Yani şimdi bu bütün medyayı kontrol edince mesela, yani seçimi yapıyorsun ama yani bir grup insanın yani dünyadan haberi yok o sırada. Ya da yani hani dünyadan haberi var ama onu bir şekilde yorumluyor. Çünkü sırf o yorumu dinlemiş. Başka bir şey, başka bir yorum önüne gelmemiş, gelemiyor. Yani şey, muhalefetin şeyi yok, televizyona aksesi yok, gazeteye yok. Yani iki taşta bütün gazeteler aynı şeylerle çıkıyor değil mi Türkiye'de mesela? Yani böyle olunca da bir dolu insanın karşısına sadece bir söylem geliyor. Bu mesela yani şimdi böyle bir ortamda zaten oy çalmaya da yani çok fazla gerek yok bir noktada. Ya da aynı şekilde işte ne bileyim seçim kanunlarını değiştirmek olsun. İşte partilerin aldığı seçim yardımlarına müdahale etmek olsun. İşte şey yapmak, belli muhalefet partilerinin üyelerini ya da çalışanlarını ya da liderlerini hapse atmak olsun. Ya da engellemek olsun vesaire. Bunların hepsi zaten seçime giderken şey yapan, o seçimin niteliğinin altını oyan şeyler. Seçim günü bir şey yapmana gerek kalmıyor öyle olunca. Tamam. Bir şey daha mı sormuştun sen? Yok tamam. Okay. Tamam. Hocam şey, peki demokraside katılım süreçleri içerisinde yani elektoral sistemde yani bu tabela partilerin de var olması yani seçimin içerisinde yani o sandıkta bulunacakken aslında gördüğümüz bu demokratik katılımın önüne geçiyor mu yoksa demokratik katılımı önüne açan bir yapı mı? Ya partinin niteliğine bağlı o biraz. Yani o hani dediğin gibi sadece bir tabela partisi ise yani orada bir kişi var. O kişi işte bir takım böyle şey bağlantıları aracılığıyla şeye girmeye çalışıyor, meclise girmeye çalışıyor. O zaman yani demokratik katılım anlamında çok bir manası yok. Ama partinin herhangi bir yerde bir örgütlenme çalışması varsa, yani bir takım halkın bir kısmıyla bağlantıya geçiyorsa ve onların belli hani isteklerini ya da tercihlerini yansıtabiliyorsa o zaman var tabii. Yani hani parlamenter sistemde mesela az parti olmasından da çok parti olması tercih belki. Daha şey temsiliyeti açısından ama yani benim sayımların olması da şey getiriyor, dengesizlik getiriyor. O yüzden o da çok tercih etmiyor. Yani çok fazla böyle mecliste %2'lik işte 5 tane parti olsun falan. Hani o pek şey yapılan bir ne derler, olumlu görülen bir şey değil. Ama onun dışında hani farklı partilerin olması, eğer bu partiler yani gerçekten örgütleniyorlarsa, gerçekten böyle bir dertleri varsa o zaman bence şey katılım açısından iyi tabii. Okey. Evet ha şey bu yine seçim kutusunda zaten bir şey koymuşum. Hani bu özgür, adil ve sık seçimler olarak geçer bu demokrasinin hani şeyi olmazsa olmazlarından biri. Yani burada da yani şey düşünün ne anlama geliyor bu? Yani özgür ve adil bu biraz önce bahsettiğimiz şeyler. Sadece seçim günü olan değil. Yani bir dolu parçası var. İşte seçmenlerin mesela oy verme yerlerine erişimi olması vesaire. Böyle şeyler de önemli. Yani kim oy verebiliyor, kim veremiyor. Medyada işte bilgiye ulaşılabiliyor olması vesaire. Bundan bahsettim zaten. Ama yani şey, bir de tabii seçim sürecinin bağımsız bir örgüt tarafından, yani kurum tarafından yapılması ve takip edilmesi var. Yani şimdi bu organın tarafsız olması önemli çünkü öbür türlü hükümet tarafından şey yapılmıyor olması lazım. Kontrol edilmiyor olması lazım. Keza değil mi yani hükümetin değişmesine yol açabilir. Ama yani bildiğiniz gibi tabii bu da mesela yani ülkemizde mesela şey değil artık gerçekleşen bir durum değil. Çok önemli olmasına rağmen. Okey.
Evet, şimdi bundan biraz bahsettik aslında. Bu arada siz diğer derslerde ara verdiniz mi yoksa şey mi yaptınız? Direkt devam mı ettiniz? Nasılsınız yani? Bazılarını verdim. Bazılarını vermediniz. Yani çok yorulmadınızsa şey yapalım, vermeden gidelim. Nasılsınız? Tamam, okey. Şimdi bu yani ben şimdi şeyden bahsettim, otoriterleşme sürecinden. Hani ben dedim, yani ben otoriterleşme süreci olduğunu düşünüyorum. Benim gördüğüm datadan ama herkes şey katılmıyor. Şimdi tabii yani bu aslında bir rejim değişiminden bahsediyoruz. Yani bir rejimden diğer rejime doğru kaymak, hareket etmek. Şimdi böyle yani demokratik bir rejimden otoriter bir rejime geçiş bu sadece son 20 senede gerçekleşen bir şey değil, değil mi? Dünyada başka zamanlarda da böyle bir değişim gördük biz. Olduğu vakalar oldu. Fakat yani mesela bilmiyorum da örnek demişim. Sizin var mı örneğiniz? Son 20 senenin döneminden değil de daha önceden demokratikken otoriterleşen rejim örneği. Venezuela. Evet yani Venezuela'yı aslında tabii bu grupla şey yapıyoruz biz. Erken başlıyor onlar diğerlerine göre ama aynı eser iyi bir örnek yani. Başka var mı? Daha eskiden belki. Ya en kolay örnek Almanya'ya gidelim. Evet yani ben de onu düşünüyordum. Weimar yani Weimar şeyi cumhuriyeti değil mi? Almanya'nın demokratik bir cumhuriyet. Ve yani Nazi rejimine şey geçiyor. Ve o olağanüstü halinde geçiyor ama sonuçta yani demokratik bir seçimin şeyin içinden o da çıkıyor. Yani demokratik süreçlerin içinden çıkıyor. Ama bunun dışında mesela 20. yüzyılda birçok şey vakası var. Yani Türkiye'de de var değil mi? Darbe vakası. Yani askeri darbe. Askeri darbe nedir? İşte biraz önce konuştuğumuz gibi sonuçta yani demokratik rejimden askeri rejime çat diye geçiyorsun. Yani otoriterleşiyorsun. Mesela Türkiye'de bir dolu örneği var ama Güney Amerika'da mesela çok örneği var aynı şekilde. Şimdi bunlar var yani hani sadece bu son yıllarda gördüğümüz bir şey değil. Fakat işte biraz önce konuştuğumuz gibi, yani zaten bunu konuşmaya başladık. Günümüzün otoriterleşme süreçleri biraz daha yavaş yavaş ve adım adım. Yavaş yavaş ve adım adım olduğu için de fark etmesi zor. Yani biraz daha yani şey gibi radarın altında kalıyorlar. Yani under the radar. Böyle farklı yerlerden, farklı kollardan ve parçalı parçalı ilerledikleri için fark etmesi mesela bir dar yani darbeyi fark etmemek gibi bir seçenek yok yani değil mi? Olunca fark ediyorsun. Ama yani burada olan şeyler yavaş yavaş zaman içinde zamana yayılarak ve farklı alanlara yayılarak gerçekleştiği için hemen fark etmiyorsun. Fark ettiğinde geç kalmış da olabiliyor. Yani öyle bir sıkıntısı da var. Ve hani bu biraz önce söylediğim gibi sonuçta liderler birbirlerinden öğrendikleri için de daha da biraz profesyonel olmaya başlamış olabilirler yani bu yöntemlerden. Ve demokrasinin kendi kurumları içinden aşındırıyor. Yani dışarıdan işte mesela darbe gibi bir şeyle değil, demokratik kurumların kendi içinden o kurumların şeylerini, görevlerini ve güçlerini kullanarak aşındırıyor. Ve biraz önce arkadaşınızın söylediğine geleceğim. Özellikle de hukuk dili ve hukuk araçlarını kullanıyor. Yani buna biz literatürde bunun adı otoriter yasallık ya da otoriter hukuksallık, autocratic legalism olarak geçiyor yani. Şu iki kişi bayağı şey, bunların ilk şeylerinden. Yani yeni bir literatür aslında düşünürseniz. Sonuçta daha önce otoriter rejimler hukukla ilgili çalışma bayağı var ama bu autocratic legalism son yani 10 yılın falan literatürü diyebilirim. Nasıl işliyor, işte hangi yolları kullanıyorlar, bunu kurumları kullanarak engelleyebilir misin, engelleyemez misin, bunun üzerine yazılıyor bayağı. Şimdi bu hukuk araçlarının kullanılması dediğim gibi şu anlamda bir sıkıntı hep şey gözüküyor, yani yapılan hep meşru gözüküyor ya da meşru gösteriliyor. Yani her zaman hukuka uygunmuş gibi bir şey kanunsallık içinde oluyor olanlar. Şimdi bir darbenin mesela gene bir darbenin hani sistem dışı olduğunu yani demokratik dışı olduğunu tartışacak bir durum yok. Oysa ki burada olanları yani her zaman bir tartışacak alan var. Bir gri alan yaratıyor. O hukuki dil ve hukuki yöntem. Yani işte bunu şey sadece bir askeri darbeler tabii bir yaygın yöntem ve burada olağanüstü hal.
Yani olağanüstü hal ilanıyla rejimin şey değiştirmesi, ne derler, otoriterleşmesi. Hocam bir şey söyleyeyim. Şey, askeri darbelerden yönetmenlik olağanüstü hal yaptı. Devrimden, yani otoriterleşmekten bulundu. Yani aslında halk isteğiyle gerçekleştiğini varsayıyoruz. Ve şey, otoriterleşmekten kurtarılması gerektiğini düşünmek sistemalik devrim olması. Yani yeni bir yapı içerisinde görüyoruz. Peki bu otokratikleştiriyor mu? Yani otokrasiden yine otokrasiye mi kaydırıyor yoksa biraz özgürlük tabanlı? Ya şöyle, yani şimdi bir devrimin sonucunu aslında devrimin süreci sırasında öngöremiyorsun. Yani değil mi? Mesela şimdi şey oldu, yakın tarihten örnek verelim. İşte şey, Arap Baharı. Arap Baharı'nda yani hem işte şeyde Mısır'da hem Tunus'ta devrim oldu aslında. Liderler değişti. Yani insanlar protesto ettiler. Sokağa çıktılar. Uzun bir süre yani. Bayağı yani karşılarında işte polis ve rejim şeyini buldular bir yere kadar. Ama onun süreci sonucunda ne oldu? Yani şeyde işte mübarekte Ben Ali'de bırakmak zorunda kaldılar. Ama şimdi mesela bu demokratikleşme anlamları geliyor. Gelmiyor mu? İkisinde de farklı şey oldu. Tunus biraz demokratikleşti. Hoş, o da son tekrar bir şey yaptı. Yalpaladı. Ama Tunus böyle bir daha demokratik bir yola girmişken işte şey Mısır daha otoriterleşti. Yani aynı derecede ya da aynı derecede otoriter, daha otoriterleşti aslında ama ne oldu? İşte şey Müslüman kardeşler seçildi. Müslüman kardeşlerin şeyi Cumhurbaşkanı oldu. Ama ondan sonra darbe yapıldı. Sisi geldi şeye. Rejimin başına. Şimdi orası böyle bir askeri, otoriter bir çeşit rejim ve çok yani son derece sert bir otoriter rejim. Yani şeyi söylemek istiyorum. Yani böyle bir halk hareketiyle şey yapmak, rejimi değiştirmek sonucunda ne olacağını açıklamıyor. Onu o ülkede var olan güç dengesi belirliyor. Hangi aktörlerin gücü var? Hangi aktörler organize, ona göre daha sonraki rejim rejim şekilleniyor. Mesela keza şey de öyle. İran'ın işte 1979'daki şeyi rejim değişikliği değil mi? Orada da otoriter sistemden otoriter sisteme geçiş var. Yani nedir? Şah'ın rejimi var. Şah'ın rejiminden işte geniş insan kitleleri memnun değiller. Bunlar bir noktada yani şey herkes sokağa dökülüyor ama o sokağa dökülen halk aslında bütün bu case'lerde bir böyle bir halk grubu değil, farklı farklı grupların birbirine eklenmesi. Onun içinde komünisti de var, işte şeyi de solcusu da var, şeyi de var, muhafazakarı da var, çiftçisi de var vesaire. Yani sonuçta orada da bir rejim değişikliği oluyor ama Khomeini değil mi? Zaten o devrimin kendisi lideri olarak ilan etmiş, sonraki süreci domine ediyor. Yani ve bu böyle çat diye bir günde olmuyor. Yani yavaş yavaş bir süreç içinde diğer şeyleri, gruplara elimine ediyor. Ve kendi şey yapmaya, kendi ve yani etrafındaki tabii insanlar kontrol ediyorlar rejimi. Ve yeni rejim eski rejimde otoriter, yeni rejimde otoriter ama birbirlerinden son derece farklı otoriter rejimler. Yani değil mi şimdi? Yani İran'daki otoriter rejim başka hiçbir yerdeki otoriter rejime benzemiyor. Yok öyle bir şey. Yani tamamen kendine özgü bir sistem. Oranın işte o dinamiğin sonucu. Orada ne bileyim Şii organizasyonun, o şeylerin Khomeini ve etrafındaki din adamlarının hiyerarşisi, şehirdeki belli sınıfların gücü, bunların nasıl birbirine eklemlendiği vesaire bu belirliyor. Şey oldu mu bu? Açıklayıcı mı senin açından? Yani bir de tabii global şey de çok önemli. Yani küresel ne zaman olduğu değişimin de çok önemli. Yani değil mi? Mesela bu 89'da işte Berlin Duvarı'nın yıkılması, sonrasında işte Sovyetlerin dağılması falan filan. O mesela böyle bir demokratik dalga olarak görüldü. O sırada işte öyle bir dalga olunca o bir difüzyon yaratıyor yani. Herkes birbirinden yani o sırada dünyada bir demokratikleşme üzerine baskı vardı. Mesela
Yani dünyada uluslararası örgütlerden para yardımı almak istiyorsan, belli şeyleri yapabilmek istiyorsan demokratik gözükmen gerekiyordu. O demokratikleşme yönünde bir baskı yaratıyordu. Ya da demokratikleşiyor, görünme yönünde bir baskı yaratıyordu. Şimdi mesela o baskı ne kadar var ondan emin değilim ben. Çünkü yani Amerika ve Avrupa o şeylerini, hegemon güçlerini yitirdiler. Çin ve Rusya var bir de böyle gözüken, yükselen güç olarak değil mi? Çin var. Rusya zaten hani böyle oradaydı zaten yani. Ama daha görünür oldu belki de. Şimdi bunlar otoriter güçler. Ve farklı bir dünya görüşü satıyorlar aslında ya da farklı bir şey temsil ediyorlar. Ve yani aynı derecede böyle bir demokratik, hani demokrasi olalım ki böyle bir dünya şeyinin, dünyanın bir parçası olalım gibi bir baskı yok. O yüzden o değişimin ne zaman olduğu da önemli. Var mı başka bir yorumunuz ya da sorunuz? Merak ettiniz bir şey. Okay, bunu şey, şunu şeyden dolayı koydum, bu otoriterleşme dalgasının hani daha önceki dalgalardan mesela ya da daha önceki dönemlerden nasıl farklılaştığını göstermek için bunlar şey, darbe denemeleri sayısı ve yüzdeli yani toplam sayı, işte başarılı olanlar ve başarılı olanların yüzdesi. Şimdi görüyorsunuz toplam sayı yani 1960'lar ve 70'lerde böyle iki çıkıntı yapıyor. Sonra 90'lara doğru ufak bir çıkıntı yapıyor ama genel trend aşağıya ve yani böyle bayağı artık şey, daha az yani. Tabii olmuyor değil yani, Tayland'ı gördük değil mi, işte Burma'yı gördük vesaire, yani olmasına oluyor ama yani eskiden çok daha fazla oluyormuş gördüğünüz üzere darbe, daha kabul edilebilir bir yöntem, kabul edilir, aktörler için kabul edilebilir bir yöntemmiş. Şimdi şeyini, meşruluğunu daha yani getirmiş durumda ve daha az kullanılan bir yöntem. Eskisine göre. Ve bu da şey demek yani, hani otoriterleşmenin şekli değişti ve biz aynı derecede askeri otoriter rejimde görmüyoruz. Şimdi şey, bu biraz önce söylediğim gibi otoriterleşmenin yolları, yani hani günümüz otoriterleşmesi nasıl ilerliyor? Şimdi aslında şey, şöyle bir hani playbook gibi bir şey var. İşte seçimiyle gelen ve bu seçimin meşrutiyetini kullanan karizmatik ya da popülist bir lider var. Yani hep bütün bu bakımların hepsinde var işte. Bolsonaro olsun, Trump olsun, işte Erdoğan olsun, Orban olsun vesaire. Bunların hepsi sonuçta seçimle arkalarına böyle bir rüzgar alan meşru şeyler, liderler. Ama şey geldi, seçildikten sonra şey yapmaya başladılar. Yürütmenin güçlerini ellerinde toplamaya ve arttırmaya başladılar. Bu şimdi farklı ülkelerde farklı yöntemlerle oluyor. Yani hani hem de facto hem de jüre, yani hem yaptıklarıyla hem de kanunları değiştirerek. Ama mesela ne diyeyim, işte Amerika'da daha şeyin, başkanın kullandığı yetkiler üzerinden. Türkiye'de önce, yani Türkiye'de tabii... Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş zaten bunun çok büyük bir örneği ama daha sonra oldu. Yani bu yürütmeyi önce gücü ellerinde toplamaya başlıyorlar ve gücü ellerinde toplarken de yürütmeyi kontrol eden ya da yürütmeyi çek eden, yürütmeye sınır çizen diğer kurumları ya ele geçirmeye ya da altlarına oynamaya başlıyorlar. Ve işte bunlar bütün mesela yargı ve yüksek mahkemeler onun birincisi. Ama medya, sivil toplum bunlar da öyle. Şimdi bunların altına oymanın farklı farklı yolları var. Ve son olarak tabii yani son olarak demeyeyim ya da yani bir diğer ayak olarak da rekabeti azaltıyorlar. Yani biraz önce bahsettiğiniz şey, seçimlerden bahsederken. Bu bir aslında yani bu liderlerin hepsinde gördüğümüz şey. Hani farklı sıralar, farklı yoğunluklar vesaire olabilir ama ve süreçleri, bu süreçlerin hepsi hukuki yollarla, yani sadece bununla değil belki ama hukuki yollarla ve hukukun gerekçelere dayanarak gerçekleştiriliyor. Yani şimdi mesela düşünün medya, sivil toplum vesaire. Yani bunlar nasıl kontrol ediliyor, ne yapıyor, ne yapılıyor, örnek verebilir misiniz? Yani bu şey içinde, otoriterleşme dalgası içinde. Çünkü yargıdan biraz bahsettik mi? Medya konusunda özellikle mesela işte kazanımsal böyle sürekli denetimler, vergi denetimler, şunlar bunlar da yıldırılmıyor. Evet, yani şimdi dünyada özellikle yani küresel medya böyle şey
şirketler halinde değil mi? O şirketleri işte şey senin dediğin gibi vergi borçları üzerinden baskı yaratarak şirketler sonuçta reklam gelirlerine vesairelere dayanıyorlar. Onların kontrolü üzerinden olsun. Ama yani asıl itibariyle o şirketleri sahiplenerek belli yerlere satarak ya da satılmasını sağlayarak o medyayı şey altına almak, hükümetin kontrolü altına almak mesela. İşte şey, şimdi bir kısmını kontrol altına almak, bir kısmını engellemek. O da nedir? İşte yasaklar getirmek, erişim yasakları mesela Türkiye'de oluyor değil mi? Belli haberlere erişim yasağı çıkıyor devamlı. İnternette belli sitelere giremiyorsunuz vesaire. O da aslında böyle medyayı kontrol etmekle alakalı. Sosyal medya ve işte Twitter vesaire gibi şeyler üzerine çıkan kanunlar, kontrol mekanizmaları. Bunların hepsi bu medya alanının daraltılmasıyla ilgili. Yani çok fazla örneği var aslında. Ve şimdi tabii bunların hepsinde bir de dijital bir böyle yeni şey çıktı. Yani yeni bir dalga. Yani artık hani dijital otoriterleşmeden bahsediyoruz. O da dijital yöntemleri kullanarak aslında bu alanları kontrol etmek ve bilgiyi şey yapmak, bilgiyi engellemek. Yani onun üzerine de konuşabiliriz daha sonra ama mesela sivil toplumda da yani bunu mesela şey yapmak, Türkiye'de oldu bu. O yani şeyde de Macaristan, Mısır falan hepsinde oldu. İşte derneklerin yurt dışından mesela fon almasını engellemek kanun çıkarıyor. Şimdi mesela bir otoriterleşen bir rejim içinde diyelim siz bir insan hakları derneğisiniz. Belli işler yapmaya çalışıyorsunuz. Hükümetten şey gelmiyor mesela, para gelmiyor diyelim. Yani öyle bir şey yok. Zaten belli engellemelerle mesela kendi şeyinizi arttıramıyorsunuz, üye sayınızı arttıramıyorsunuz. İnsanlar korkuyorlar. Ne olacak? İş yapabilmek için belli bir paraya ihtiyacınız var. Yurt dışından para. Yani şey yazıyor, fon yazıyor insanlar değil mi? Fonçular diyorlar ya. Fon yazıyor, dışarıdan para alıyor ki işte ne bileyim rapor çıkarabilsin, araştırma yapabilsin, mahkemeleri adam yollayabilsin vesaire. Şimdi mesela onu kesince aslında bayağı derneklerin, bir dolu derneğin, özellikle insan hakları derneklerin altını kurutmuş oluyorsun. Şimdi bu mesela şey, bunları şundan dolayı söylüyorum. Böyle gündelik hayatta yaşarken bir dolu normal vatandaşın dikkat edeceği bir şey değil dernekler kanunu. Yani dernekler kanununda bir değişiklik çıktı. İşte dernekler şöyle böyle olacak. Bunu yani çoğunluk görmüyor ve duymuyor. Ama oradan bir şeyin altını kesiyor. Onun gibi ya da işte bir medya kuruluşuna şey çıkması, vergi işte cezası çıkması. Başka bir küçük gazetenin web sitesine yasak gelmesi. Değil mi? Bunlar tek tek mesela sen gidip o gazeteyi okumuyorsan haberin bile olmuyor. Ya da yani çok yakından haberleri takip etmiyorsan öbür vergi yasasına ya da yani vergi yasağına aa diyorsun adamın vergi yasağı varmış. Pardon vergi cezası şey, vergi kaçırıyormuş demek ki diyorsun mesela. Bunlar böyle parça parça küçük küçük parça parça şeyler. Bütün bu limitleme sistemlerini yani bütün hükümete limitleyen, kontrol eden sistemlerin altında uyuyorlar. Yani o yüzden de çok zor şeyi erken noktada fark etmesi. Bunun için insanlar biraz üzerine yazıyorlar ki hani başka yerlerde olunca onlar belki daha erken uyanırlar falan gibi. Yani bir böyle bir şey yani hani uyarı sistemi gibi de biraz. Ha şey söylemiştim daha yani bu hukuki yollarla ya da hukuki gerekçelere dayandırılarak gerçekleşiyor derken şimdi bu aslında biraz şey hukuk ve demokrasi arasındaki ilişkiyi sorgulayan bir hikaye. Biz mesela işte rule of law yani hukuk devleti deyince demokratik teoride yani demokratikleşme teorisinde bu böyle demokratikleşmeye katkıda bulunan bir şey olarak görülürdü. Yani eğer sen mesela belli işte mahkeme sayısını arttırıyorsan, belli kanunlar çıkarıyorsan, hukuku güçlendiriyorsan vesaire bunlar hep böyle demokratikleşmeye artıymış olarak gözükürdü ya da görülürdü. Ama böyle hem otoriter rejimleri çalışanlar hem de bu son otoriterleşme dalgası çalışanların gördüğü yani aslında hukukun olması ve hukukun işlemesi illa bunun demokrasiye yaradığı anlamına gelmiyor.
hukukun nasıl işlediği ve kim için işlediği önemli orada. Ve burada bu Mustafa'nın rule by law dediği, yani burada kelime şey yapmış, rule of law değil, yani hukukun kanunun şeyi değil, yani rule'u değil. Rule by law, hukuk üzerinden yönetme, hukuk kullanarak yönetme. Bu böyle bir şey anlamında değil. Yani bir show, hani mahkeme yapıyoruz ama hiçbir anlamı yok anlamında değil. Tam tersine sonuçta hukuk sistemi de, yani yargı sistemi de son derece kompleks bir sistem. İçinde bir dolu parça var ve bazı parçaları normal işlemeye devam ediyor olabilir ama yine onun içinden böyle parça parça değişiklikler yaparak ya da belli alanları kontrol ederek yine şey yapıyorsunuz, sistemi biraz kendi avantajınıza çeviriyorsunuz eğer otoriter bir liderseniz. Var mı bununla ilgili şey yapmak istediniz? Evet. Bununla sizin topukla ilgili bir soru çıkıyor. Yani şimdi mesela biz halkta da çok ciddi bir otoriterleşme eğilimi görüyoruz. Yani özellikle işte bu gençlik kollarında işte ilçe başkanlıklarıdır. Mesela partilerin bu örgütlenmelerine üye olan insanlar da ki şu an AK Parti çok ciddi bir üye sayısı var. Diğer partilerin toplamında çok çok fazla. Hani böyle olunca halk da kendinde bir güç görüyor. Ve yani günlük hayatta bile atıyorum bir trafik kavgasında, atıyorum bir belediyede bir işte bile kendilerini otoriter güç olarak gösterip hani tırnak içinde dayım var, işte amcam var, onunla bunu hallettirebilirim. Ve gelince aslında biraz da hani tam otoriter biraz yukarıdan aşağı gelen bir şey ama şu an biraz Türkiye'de sanki aşağıdan yukarı doğru da bir otoriterleşme var. Bireyler tek başına bir kendini otoriteymiş gibi hissetmeye başladı. Ya, bilmiyorum. Bu da siz ne diyorsunuz? Arkadaşlarınız arasında var mı? Yorum yapmak isteyen. Benim kendime göre fikirlerim var ama. Ya ben de katılıyorum buna. Hem bir bu boyutuyla hem de hani aynı zamanda hibrit otoriterleşme denilen bir şey de var Türkiye'de. Hani hem merkezi gücün otoriterleşmesi hem yerel yönetimlerin de kendi işlerinin otoriterleşmesi veya parti, yani muhalefet partisinin de mesela kendi içinde otoriterleşmesi, yani bu seçim sonrasındaki işte muhalefet partisi liderinin açıklamaları veya şimdi şeyleri de aslında muhalefet partisinin de kendi içerisinde çok fazla otoriter olduğunu bize gösteriyor ve bir hesap ve bilme şeyin aslında muhalefette de olmadığını gösteriyor. Ya bunların hepsi çok önemli noktalar. Size bir şey söylemek istiyorsunuz. Türkiye'deki AK Parti yönetimi çok önemli. Mesela Türkiye'deki yapılanma ve sistemi çok iyi bir şekilde oturttuk. Artık Türkiye dışındaki, yani Türkiye diasporasını biraz daha güçlendirmeye çalışıyor. Bunu diplomaside de zorunlu kılmaya çalıştırıyor. Yani Almanya beklesin, hocam, Almanya'daki rejimler istesinde tüm doğru kılmaya başlıyor. Şimdi aslında burada farklı farklı noktalara değindiniz hepiniz ve hepsi de önemli noktalar. Yani birincisi şu, yani ne demokratikleşme ne otoriterleşme böyle bir nokta değil. Yani devamlı devam eden süreçler, böyle devamlı değişen süreçler ve aslında kendi içinde feedback loopları olan süreçler. Yani bence şöyle, şimdi bir sistem otoriterleştikçe hem işte ne bileyim medyayı kontrol ettiği için, hem işte okulları kontrol ettiği için, yani bütün propaganda sistemini aslında kontrol ettiği için belli anlayışları da daha yaygın kılıyor. Olabilir. Yani bence öyle. Ama mesela şey de önemli. Liderlerin konuşma şekilleri, diskurları, hani ne konuşuluyor, halk liderleri dinleyince ne duyuyor? Bunların hepsi belli normların yerleşmesine yardımcı oluyor olabilir. Yani öyle bir zaten orada bir feedback loop'u var. Yani şeyin, rejimin otoriterleşmesi aslında halkın da belli otoriter normları kabul ediyor. Ya da daha benimsiyor olması da yol açabilir.
Ama bence mesela arkadaşımızın söylediği muhalefetin kendi içinde demokratik sorunlarının olması ya da diğer arkadaşımızın söylediği belli normların çok güçlü olmaması, bunlar şuna da işaret ediyorlar. Mesela Türkiye gibi bir ülkede, yani bu Türkiye örneğini şimdi bahsediyoruz ama bu mesela Hindistan için, Macaristan için vesaire başka yerler için de kullanılabilir. Yani şey gibi değil, yani bir böyle sanki bir mükemmel bir demokrasi vardı ve o demokrasi sonra işte 2000'li yıllardan şey olmaya başladı, altı kızılmaya başladı gibi bir durum değil. Zaten belli sorunları olan bir demokrasi ya da zaten belli sorunları olan bir sistem ve o sistemi belli sorunların olmasının sebebi arkasında ne bileyim işte 100 yıllık bir siyasi süreç olması değil mi? Mesela kaç tane darbe olmuş, o darbenin var. Türkiye'deki siyasi rejime de, işte hukuki sisteme de, halkın neyi nasıl gördüğüne de. Ama onun dışında belli gündelik pratikler var. Mesela bu gündelik pratikler belki aslında arkadaşınızın söylediği gibi belli normlara daha güçlü kılıyor büyük bazı halk grupları arasında. Yani bazı anlamlarda zaten mesela bir nokta çok güçlü değilken daha azalmış olabilir. Ya da olduğu şekilde devam etmiş olabilir. Yani zaten çok demokratik. Partiler Türkiye'de zaten demokratik değildi. Öyle de devam ettiler. Biz de görüyoruz ki hala da değiller. Yani çok da bir şey öğrenmemişler o süreçte. Hala yani parti içinde bir demokrasiden bahsetmek çok zor. Ama bu yeni bir şey değil. Yani belki de dediğim gibi daha kötü olmuştur. Sanmıyorum ben ama yani. Hani zaten pek iyi değildi. Bu bir devamlılık aslında. Değişim değil yani benim gördüğüm kadarıyla. Ama ha şunu söylüyordum, yani farklı başlangıç noktaları var, onu aklınızda tutun. Yani işte Amerika'nın başladığı noktayla gerilemeye, işte Macaristan'ın ya da Hindistan'ın başladığı nokta aynı olmayabilir ve o hani işte böyle alanlarda daha görünür olabilir. Ama uzun vadeli, yani uzun süre otoriter bir rejimde yaşamanın halkın üzerinde belli etkileri var. Şimdi mesela sen şey dedin, işte dedin ki insanlar işte benim dayım bilmem ne deyip onu kullanıyorlar ve bir şey yaptırıyorlar. Şimdi bu da iki şeyden bakmak lazım. Bu bir tamamen hani nepotizm, işte yolsuzluk aslında cinsi değil mi? Yani sen hakkın olmayan bir şeye birini tanıdığın için ulaşıyorsun. Ama bir de şunu düşünmek lazım. Başka türlü bir şeye ulaşabiliyor musun? Eğer tüm ülke herkesin sadece bu şekilde bir şeye ulaşabildiği bir yol haline geldiyse, o zaman insanlar şey tercihinde kalıyorlar. Ya ben hani bunu kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? Mesela çocuğumu işte şey ya şimdi Sovyetleri düşünün ya da işte Doğu Almanya vesaire. Burada mesela sen eğer parti üyesi değilsen bir dolu bir şey alamıyorsun sistemden. İş bulamıyorsun, okula gidemiyorsun vesaire vesaire. Orada yaşayan bir insan kendine şey diyebilir, yani ben burada yaşıyorum, bu sistemin değişeceği yok. Ben çocuğumu okula yollamak istiyor muyum, istemiyor muyum? Yollamak istiyorum. Yemek yemek istiyorum, istemiyorum. İstiyorum. O zaman ben de bu sistemin parçası olacağım. Yani o anlamda şey de çok şaşırtıcı değil. Yani bunun normalleşmesi çok şaşırtıcı değil. Eğer sistem bu olarak yürütülürse ve kabul edilirse insanlar da ona göre davranırlar. Ve yani hani mesela şey, bunun üzerine böyle bayağı çalışma var. Yani otoriter sistemlerin nasıl kişilerin siyasi öznelliklerini öldürdüğü ve böyle sistemin parçası haline getirdiği üzerine. Ama yani tabii hani bir kısım buna çok daha istekle katılıyordur ya da ondan bir şey çıkar alıyordur. Bir kısmı zorunluluktan yapıyordur, bir kısmı düşünmeden yapıyordur. Farklı gruplar farklı şeyler yapıyorlar. Yani böyle bir hani çünkü halk dediğimiz Türkiye'de böyle sadece bir grup insan yok. Biraz önce dediğim gibi farklı farklı insan grupları var ve bunların farklı çıkarları ya da farklı anlayışları var. Var mı bu konuda başka söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey? Halkta böyle bir geriletme de oluyor mesela. Şimdi mesela kamyona işe girmek çok basit bir örnek. Mesela ikimiz de 85 puan almışız. Ya da ben 85 yaparsın. Ben işte kalmışım. Ama sizin bir tanıdığınız var. Yani ben hak ettiğim yere giremiyorum. Sırf o yolu tercih etmediğim için. Böyle bir işte. Tırnak işçesinde referansı olmadığım için. Siz benden daha düşük puan almanıza rağmen o yere girebiliyorsunuz. Evet, siz buna belki ayak uydurdunuz. Çok istemeseniz de. Ben bu sisteme ayak uydurmadığım için sürekli bu sistemin dışında mı kalacağım? Çünkü halk için bir tercih, yani birey olarak da bir tercih. Şimdi ben sürekli bu sistemin dışında mı kalacağım, yoksa
hani kendimce daha da radikalleşeceğim. Yani. Çok zor bir yere bir olacak ya da hani düşüncelerimi ifade eden bir derneği bir olacak. Mesela protesto başlayacak. Yani hatta bir sanki bir kopuş da yapmaya başlayacak. Evet tabii yani şey gibi şimdi aslında bu senin bizim gördüğümüz ve senin de tarif ettiğin süreç bir partiyle devletin bütünleşmesi süreci. Yani bir parti devlet oluyor ya da devlet kaynaklarını kullanıyor parti için ve parti şeyleri için. Onun üzerinden ve o yani parti network üzerinden o kaynakları dağıtıyor. Bu böyle bir yolsuzluk tabii ve yani hani ne derler uzun vadede iyi bir şey değil yani ekonomik için vesaire de ama yani başka şeyler için de yani hakkaniyet için şu için vesaire. Ama yani bunun dışında kalan ya da buna katılmayanların ne yapacağı gene yani ben hani böyle şey gibi olacak klasik sosyal bilimci hani cevabı ama yani it depends yani hangi ülkede olduğuna bakar. Mesela ne gibi böyle var mı mesela gidebileceğin, katılabileceğin dernekler, muhalif yani şimdi her yer aynı değil değil mi? Mesela şimdi Sovyetler dağıldığında ortada sadece bir parti vardı. Yani şey, Komünist Parti. Diğerlerinin hepsi yeniydi. Yeni parti demek mesela insanların kendilerini ona yakın hissetmemesi demek. Şimdi ama mesela Türkiye'de bir dolu parti var ve bu partilerin mesela bir dolusu eski. Yani onların bir böyle şeyi var, kimliği var, onlara kendilerine ait hisseden birileri var. Mesela yani bir insanın gidip oraya da çalışması çok daha kolay anlamda. Çünkü orada oluşmuş, yıllarca devam eden bir parti var. Yani şimdi şunu demeye çalışıyorum. Yani ne gibi yollar mevcut o olan sürece karşı bu ülkeden ülkeye değişiyor. Yani sivil toplum ne kadar gelişkin, işte parti sistemi ne kadar gelişkin, partiler ne kadar hani şey canlı. İşte medyada alternatif alan kalmış mı? Yargının içinde alternatif alan kalmış mı? Bunların hepsi şey, sadece hükümet ve yani rejim tarafından değil, muhalefet ve şey, rejime karşı duranlar tarafından da kullanılabilen şeyler. Ne kadar açık kalmışlarsa o kadar kullanılabiliyorlar. Ne kadar kontrol ediliyorlarsa o kadar az alan kalıyor. Tabii öyle az alan kalınca ne oluyor? Yani nedir? Mesela yani şimdi diyelim siz değilim. Yeni otoriter rejimde yaşayan insanlarsınız. Ve yani böyle o bir şey yapabileceğiniz alan gittikçe kapanıyor. Yani nedir mesela burada tercihler vatandaşlar için? Ne yapılabilir yani öyle bir durumda? Yani şu an zaten hayatımın son dergisine kadar ilerleyen şeyler olabilir. Öğretmenin tabiyeleri, işte polis internler vesaire vesaire çok fazla karşılaşıyoruz. Ve siyasi bir alan maalesef şu an insanlar bulamıyor bence yani kendi üzerinde örnek verecek olursam. Yani ben böyle bir denklemde ne yapabileceğimi, ya eşitsel işte alternatif, işte atıyorum biznes sektöründe çalışıyorum, garsonluk yapacağım, kafede çalışacağım. Ya da ben de yozlaşıp, işte o sistemin birini bulup, ben de o sisteme yetenek olacağım. Alternatif maalesef şu an çok Türkiye'de mevcut yok değil gibi. Evet yani işte neyse pardon sen de söyle ben ondan sonra söyleyeyim. Ben daha çok şeyde görüyorum mesela partiler bozulmuş değil ama daha çok insanların demokrasiye katılımı yani direktli demokrasi dediğimiz sisteme dahil olması isteği birazcık daha sivil toplum kuruluşları veya bunun çevrelerinde gelişen olaylar içerisinde görüyorum son dönemde. Yani bu 20 senelik süreç olabilir belki daha kısa veya daha sonra olabilecek bir şeyler olabilir. Ya evet şimdi hani bu aslında ben bunları koymamıştım yani slaytlara belki konuşuruz diye düşünmüştüm ama yani bu otoriterleşme süreçlerine karşı bir şey yapılabilir ve ne yapılabilir vesaire üzerine hani yeni böyle gelişen bir yazım var ve tabii bunlar aslında farklı alanlara bakıyorlar gene. Yani mesela nedir? Bürokrasinin içinden belli direnişler olabilir değil mi? Aslında mesela bürokrasinin içindeki herkes olan bitenden memnun olmuyor olabilir ve bunlar kendi yani oranın içinden belli direnişler sergiliyor olabilirler. Hukuk kullanmak olabilir işte kanun işte ama bunu mesela sivil toplum üzerinden yapmak olabilir. Eğer sivil toplum kuruluşları hala güçlüyse bir kısmı varsa partiler üzerinden olabilir yani politik camia üzerinden olabilir. Onlar hani işte seçimlere bir mesela ittifak kurarak girmek aslında tavsiye edilen bir şey yani Türkiye'de işe yaramadı hani niye işe yaramadı üzerine tartışılır ama böyle bir rejime karşı bir ortaklık oluşturabilmek mesela partiler tarafından bu böyle başka yerlerde işe yaramış bir şey.
Bunun gibi böyle farklı farklı ya da birey olarak işte yapılabilecek şeyler var belki. Ama şimdi benim biraz önce söylediğim meselenin hani işte ben de ya yani böyle sistemin parçası olacağım ya böyle başka bir şey yapacağım falan gibi. Şey biliyor musunuz? Perişman'ın çok ünlü bir kitabı vardır. Except Voice and Loyalty diye. Duydunuz mu hiç? Bu oldukça ünlü bir kitap. Şimdi yılını hatırlamıyorum. Perişman siyaset bilimci. Bu Exit Voice Loyalty aslında böyle şeylerden sadece siyasi sistemlerden değil şeylerden, business, işlerden bahsediyor ama diyor ki yani hani bir sistemin içinde memnun olmadığınızda yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bir tanesi çıkmak. Yani exit. You exit the system. Ya da diğeri ses çıkarmak. Yani ben bundan memnun değilim demek. Diğeri de sisteme şey, ne derler? Sistem, biyat. Efendim? Biyat. Yani biat etmek ya da biat da değil orada loyalty yani sadakat göstermek. Ama yani biat da belki bir açıdan öyle görülebilir vesaire. Şimdi bunları yapabilirsiniz diyor. Ama aslında tabii şöyle, yani şimdi eğer bir noktada ses çıkarmak çok zorlaşıyorsa ya da ses çıkardığında bir karşılık göremiyorsa bu şey olmaya başlıyor. Bir manası kalmaya başlıyor insanlar için. Exit ise bir dolu insan için mümkün olan bir yol değil. Yani exit nedir? Ya ülkeden çıkarsın, hani işte bir dolu akademisyen ya da şeyin muhalefet partisi şeyin yaptığı gibi ya da yani sistem içinde de çıkabilirsin aslında. Sesini kapatarak ya da başka bir şey yaparak aslında sistemin içinden çıkış olursa bir şey olabilir ama bu herkese açık olan bir yol değil. Ya da işte bu kalıyor diyor yani şey yapmak, sesini çıkarmamak, sistemin parçası olmak, işte biz de böyle yaşıyoruz demek vesaire. Ama aslında mesela şimdi geçenlerde çıkan bir tane makale var ki Dawn Schneider diye bir kadın, 2022 galiba. Ama bu da biraz şeye dayanıyor. Scott vardı, James Scott. Biliyor musunuz? James Scott, Weapons of the Weak diye bir kitabı var. Güçsüzlerin silahları diye. Şimdi Dawn Schneider'in aslında yazdığı şey biraz onunla alakalı. Diyor ki yani, hani evet ya otoriter sistemde böyle bakınca sanki herkes İşte sesini çıkarmadan biz de böyle yaşıyoruz diye o böyle baskı karşısında silmiş gözüküyor olabilir. Ama o silmiş görüntünün altında aslında pek de belli olmayan direniş şekilleri vardır. Gündelik hayat içine gizlenmiş ya da gündelik hayatta gerçekleşen direniş şekilleri var diyor. Bunun bir kısmı mesela işte yaptığı şeyi iyi yapmaya çalışmak. Bir kısmı şey yapmak, konuşmak. Yani belli konular üzerine birileriyle konuşmak. Şimdi bir sistem kapandıkça normalde çok fazla direniş olarak düşünmeyeceğiniz şeyler direniş olmaya başlıyorlar. Ve insanlar bunların hani direniş olduğunu farkında olarak yapıyorlar. Yani diyorlar ki tamam ya bu da böyle ama işte ben de böyle yapmaya devam edeceğim. Ama ufak ufak çünkü çok tehlikeli yani açıkça mesela protesto edemiyorsunuz sokakta mesela. Ama işte yani bunlar şeyler, bu literatür çok ilginç bir literatür. İşte mesela Rusya'da işte Sovyetlerde insanlar işte içki içmeye gidiyorlar. Niye? Çok mutsuzlar çünkü. Ve yani produktif falan olmak istemiyorlar yani işi yavaşlatmak istiyorlar aslında. O bir böyle direniş şekli ya da işte şey yapıyorlar, dedikodu yapıyorlar. Şey ya da şakalar değil mi hani bu otoriter rejimlerle ilgili işte Stalin'le ilgili ya da işte bütün diğer liderlerle ilgili falan filan böyle şakalar vardır dönen yani birileri hakkında konuşulur dalga geçilir vesaire bunlar hep böyle gündelik direniş şekilleri yani o oraya böyle bir sinyal başkalarına kendi arkadaşlarına nerede durduğunu göstermek için. Ama tabii altınlıklı yani sonuçta şey değiller, böyle bir rejim değişikliğine yol açan şeyler değiller. Onun için böyle daha hani yukarı seviyelere çıkman gerekiyor. Pardon, burada biraz böyle site şey yana başka bir konuya girdik ama bunlar da sonuçta hani bağlantılı konular. Var mı sizin söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey ya da merak ettiğiniz bir şey? Okey. Pardon, şurada bir soru var mı? Bir bakayım, bir şey gördüm. Okay.
sanırım ekran olmuş, bakamıyorum ama eğer bir sorunuz varsa şeyden, Zoom'dan konuşabilirsiniz. Biz sizi duyuyor olmamız lazım, kendinizi unmute konuşursanız. Okey, şimdi şeyi söylüyordum, yani hani bu otoriterleşme süreci işte bu şekilde gerçekleşiyor diye konuştuk ya, aslında bu hibrit rejimlerin artışıyla aynı anda olan bir şey. Yani bir yandan da biz son böyle 15 senedir bir otoriterleşme dalgası görüyorsak, bir yandan da bu hibrit dediğimiz, yani seçimli otoriter ya da illiberal demokrasi diyorlar bazen. Ben seçimli otoriteri seviyorum. Ama yani seçimli otoriterin altında işte şey, rekabetçi otoriter de var. Bunların sayısında da artış var. Yani bu ikisi aslında bir arada gidiyorlar. Ve bir arada gitmelerinin sebebi, yani hani otoriterleşme dalgası illa bu rejimlere mi yol açıyor? O bir soru. Bence tam öyle değil ama ikisinin bir arada gitmesi tam da bu hibrit türde rejimlerin altında bizim gördüğümüz otoriterleşme yöntemlerinin daha mümkün olması olabilir. Yani hibrit rejim ya da işte seçimli otoriter rejim dediğimde biraz önce bahsettiğimiz şey. Ama yani siz hani bunları daha önce şey yaptınız mı, çalıştınız mı hiç ya da biliyor musunuz yani olduklarını? Seçimli otoriter hibrit rejim ya da. Yani demokrasi ile otokrasinin arasında aslında görülen rejimler bunlar. Ama aslında otokrasiler, yani hani otoriter rejimlerden bahsediyoruz. Fakat daha önce söyledim, yani dersin başında söylemiştim. Belli demokratik kurumlar var. Yani mesela Suudi Arabistan'dan farklı olarak, değil mi? Şimdi Suudi Arabistan'a bakın, bir ortada bir meclis yok, yani böyle seçimle gelen. Seçimle gelen bir şey yok, hükümet yok. Orada bir aile var ve o aile böyle bakanlıkları şey yapıyor, kontrol ediyor, değil mi? Ya da yani işte Kuzey Kore aynı şekilde, Çin aynı, yani şey, benzer Çin'de de tek parti rejimi var. Şimdi bunlar bizim demokrasiyle bağdaşlaştırdığımız bazı kurumlar ve süreçler, bu rejimlerde yok. Oysa ki bu hibrit dediğimiz ya da işte seçimli otoriter dediğimiz rejimlerde, diyelim parlamento da var ve parlamento işliyor. Seçimler de var ve seçimler de bir yere kadar işliyor. Yargı da var ve yargı da bir yere kadar işliyor. Hepsi bir şekilde biraz işliyorlar ama ortada, yani dengede durduğu yer ya da böyle tam da dengede duramıyorlar çünkü gidiyorlar, ama durdukları yer otoriter. Çünkü hepsine müdahale var. Hepsinde şey, özgürlük alanı kısıtlı. Yani biraz alan var ama bütünüyle şey değil. Ne derler? Bütünüyle işleyen sistemler değiller. Yani Türkiye iyi bir örnek, değil mi? Yani mesela bir yandan mesela Anayasa Mahkemesi işte belli kararlar çıkarıyor, aa diyorsun. Öbür yandan işte şeyler, alakasız insanlar, yani suçu belli olmayan insanlar hapiste. Yani bir yandan böyle bir sistem işliyor, bir yandan hiç işlemiyor. Bunun şey, Nazi Almanya'sı için mesela dual state diyorlar, ikili devlet. Yani hukuk sistemi belli gruplar için işliyor, bazıları için işlemiyor olarak yorumlanabilir ya da başka türlü de yorumlanabilir ama. Yani mesela yargıda böyle, işte medyada keza, yani bir dolu şey, gazete kontrol ediliyor ama edilmeyen de var. Yani onlar da hala kendi kendilerine şey yapıyorlar, birilerine ulaşmaya çalışıyorlar. İşte şey, partilerin önünde bir dolu engel var ama partiler hala var. Parlamentonun pek gücü kalmamış ama parlamentoya seçilenler hala çıkıp konuşabiliyor ve onun hani birileri hala şey yapabiliyor, dinleyebiliyor. Anladınız mı demek istediğimi? Yani bunlar böyle alanlar. Bunlara işte Lariskian Bey şey diyorlar, çatışma alanları. Yani yargı, sivil toplum, medya, partiler, bunların her biri bir çatışma alanı. Ve bu çatışma alanlarında hiç durmadan çatışma var. Ve yani bir yandan rejim böyle bunları yiyor, bir yandan o alanda böyle şeyler sürüyor, yani kendini devam ettirme çabaları sürüyor. Ve işe de yarıyor bazen. Yani hani işte farklı zamanlarda farklı kazanımlar gerçekleşebiliyor bu alanlar dolayısıyla. Hibrit, yani bizim seçimli otoriter rejim dediğimiz rejimler bunlar yani. Türkiye bunun bir örneği. İşte Rusya bir örneğiydi. Rusya daha da böyle kapandı. İşte şey, dediğim gibi Macaristan bir örneği.
Polonya hep biraz öyle gidiyor. Maymun örnekleri mesela son dönemleri. Ben iyi bilmiyorum. O yüzden ne desem yalan olur. Yani benim iyi bildiğim bir vaka değil. Bakmak lazım yani hani böyle bir şeyse. Herhalde öyledir ama orada darbe oldu. Ondan sonra ne oldu ben takip etmedim. Şey derler, Türkiye'de yaşayınca artık hiçbir şey takip ederiz onu. Çünkü sadece böyle burada yaşayanları takip etmek yetiyor gibi bir durum oluştu. Neyse ama yani evet, seçimli otoriter rejimlerle bahsettiğimiz bu. Şimdi benim size aslında bir dakika, bundan sonra kendi araştırmamdan örnek vereceğim ama size ondan önce iki sorum var. Yani nedir sizce mesela bu seçimli otoriter sistemlerin artışının sebebi ya da bu otoriterleşme dalgasının gerçekleşiyor olmasının sebebi? Yani böyle siyaset bilimi bilen işte ya da çalışan kişiler olarak nasıl da yani ne gibi şeyler, faktörler bunlara etkilemiş olabilir sizce? Ekonomi, yani politik ekonomi çok önemli bir alan tabii burada. Hani olan biteni anlamak için. O konuda söyleyecek bir şey söyleyecek olan var mıydı? Ekonomiye bir şey ekleyecekseniz siz ekleyin, ben de sonra yorum yapayım. Tamam, o zaman ben bir şey söyleyeyim. Ya bu söz konusu olan özellikle bu otoriterleşme dalgası olunca bence yani en şey, yani şeyler demeyeyim ama bence en mantıklı yani açıklamalardan biri aslında ekonomiyle ilgili olanı. Ama bu böyle bir sadece ekonomik zorluk çekmesi değil insanların. Bu neoliberal şeyin, ekonominin belli limitlere dayanması ve belli şekilleri ortaya çıkarması. Yani nedir o? Mesela bütün dünyada eşitsizlik artıyor. Yani olay mesela ülkeler zenginleşiyor olabilirler ama bazı gruplar çok zenginleşiyor, bazıları hiç zenginleşmiyor ve yani arada böyle bir uçurum oluyor. Şimdi o uçurumun yarattığı şeyler var, kızgınlık, hırs ve yaşam şeylerini kaybeden insanlar var. Çünkü nedir? Neoliberalleşmenin hani parçalarından biri ya da ya bu 80 sonrası neoliberal dönemden bahsediyoruz ya biz, yani 80'de işte Türkiye'de Turgut Özal, Amerika'da Reagan, işte şeyde İngiltere'de Thatcher falan, yani bunlara böyle sattığı ekonomik model ve bütün dünyada yaygınlaşan ekonomik model. Aslında orada devletin şeyinin, devletin halkı koruması, işte bakmasının çiğ kesiliyor değil mi? İşte yani sağlık sistemi olsun, eğitim sistemi olsun, bizim bu welfare state dediğimiz, yani nedir Türkçesi şimdi şey yapamadım. Sosyal devlet, çok teşekkürler. Sosyal devleti hani belli yer, sosyal devletin kesilmesi yani daraltılması, işte devletin kontrol ettiği bazı alanların özelleştirilmesi ve daha önce piyasanın parçası olmayan bazı şeylerin piyasaya katılması. Bunların hepsi o neoliberalleşme döneminin parçası. Ve yani argüman şu ki, yani bu aslında bir dolu insan için büyük bir değişim demek. Yani büyük bir hayatsal değişim demek. Ve aynı anda bu şeyle beraber gerçekleşiyor. Sol partilerin zayıflaması ya da sol hareketlerin zayıflamasıyla. Çünkü bu da tam aynen o neoliberal kapitalizmin gerçekleştirmek istediği bir şey, solun altını oymak. Yani nedir? Bir yanda sen böyle mutsuz yeni halk kitleleri var diyelim. Bunlar böyle ellerinde olanı kaybediyorlar. Alıştıkları düzeni kaybediyorlar ve böyle bir şey, altları uyuluyormuş hissediyorlar. Ama bir yandan da normalde böyle grupları örgütlemesi beklenen sol örgütler de güç kaybediyorlar değil mi? Nedir bu sol bir? Sendikalar, şeyler, bütün yani sol partiler, komünist partiler Avrupa'da vesaire. Bunların hepsi, yani başka yerlerde, sadece Avrupa'da değil tabii, yani bütün şeyde gelişmekte olan ülkelerde vesaire, bunların hepsi aslında saldırı altında. Yani sol şeyini, gücünü yitiriyor o yüzden. Böyle olunca sen hani şey diyorlar onlarda, bu insan gruplarını şey yapan, popülist liderler işte sistemin içine çeken ya da mobilize eden, o böyle eşitsizlikleri kullanarak
popülist liderler o fırsatı kullanıyorlar ve kendileri güç devşirmeye başlıyorlar diye bir açıklama var yani. Çok şeysiz değil, mantıksız değil yani, hani böyle günümüzde bakınca yani şey, önemli bir şey o süreç yani, o ekonomiyle alakalı olan. Siz ne diyordunuz? Şey, ben, ya neden otokratikleşiyor? Bence ya çoğunluk ülkeden ve içeride yaşayanlar, bence sosyokültürel, toplumsal değişimin pek içeride kalması pek istemiyorlar aslında. Yani birazcık daha otokrasinin var olmasının gerektiğini ve başta bir kişinin bulunmasının gerektiğini, yani biraz da tribal olanaklardan bulabilir. Ya evet, ama mesela o yani o olanaklar yani o böyle hani birine bel bağlamayla bu sosyal devletin olmaması arasında bir bağlantı olabilir. Yani nedir mesela şimdi işte Orta Doğu'yu falan çalışırken işte birileri der ki böyle işte Orta Doğu'da böyle şeyler var, etnik gruplar, işte tribal oluşumlar vesaire, insanlar bunlara bel bağlıyor, insanlar bunların içinde var oluyorlar vesaire. Ya iyi de yani hani eğer bir devlet yoksa böyle bir şey yapan, kişiyi koruyan ya da belli kaynakları dağıtan ve belli şeyleri sağlayan, o zaman zor bir ortamda var olmanın yollarından biri belli gruplara dahil olmak. Yani ortamda mesela şimdi şey, yeterince zombi şeyi seyrettiyseniz eğer, dizisi. Mesela zombiler ortaya çıkınca insanlar böyle küçük küçük hani gruplar oluyorlar değil mi? Niye? Çünkü tek başına şey yapma, tek başına yaşayamıyorsun. Yani ortam zorsa birileriyle bir şey yapman lazım. Bir grup oluşturman lazım kendini korumak için. Şimdi bu etnik şeylerden, kimlikler üzerinden olabilir. Bu tribal işte kabil şeyler üzerinden olabilir. Ama yani bir anlamı var onun. Yani eğer devlet geri çekiliyorsa ve sen hayatta nasıl kalacağını bilemiyorsan ve kendini çok güvensiz hissediyorsan, o zaman seni koruyacağını düşündüğün başka bir takım oluşumlar içine girmeye çalışırsın. Ama bunu nereden bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Pardon, siz bir şey söyleyecek miydiniz? Başka bir şey? Evet, ben söyleyeceğim. Şu anda günümüzde bir ülkede ben tamamen bir şey yapacağım, seviye için kurmayacağım, ben otoriteri rejimi sürdüreceğim demiş çok zor. Ama birçok uluslararası işte ticari, siyasi ve askeri örgütü kısmının içinde bir takım işte özgürlükleri, bir takım politik kurumların olması bekleniyor. Avrupa Birliği için ve Avrupa Birliği için katılacak ülkelerden belli beklentileri var. Bu sebeple de bu ülkeler bir takım işte kurumları arttırıyorlar, demokratikleşiyorlar. Ama yönetici ekipte kendi güçlerini kaybetmemek açısından da tamamen de bir demokrasi olmuyor. Ama tamamen otoriter sistemde de kalmıyor. Bu yüzden hibrit arada hem karşı tarafı memnun edecek kadar hem de kendi güçlerini kaybetmemek açısından. Evet. Yani bu da önemli bir mesele. Bence 1990 sonrası tam böyle çünkü. Yani o hani 1990'dan sonra bir dolu yeni devlet çıkıyor ortaya, Sovyetler'de aldıktan sonra vesaire. Ama böyle bir şey yani bütün dünyada bir demokrasi, biraz önce söyledim ya hani bir demokrasi beklentisi var. Ve işte senin dediğin gibi uluslararası topluluğun parçası olabilmek için de belli demokratik şeylerin, kurumlarının ya da değerlerinin olması bekleniyor. Ve böyle yani o yüzden de farklı, biraz önce dedim ya herkes demokratik yani herkes demokrasi olduğunu iddia ediyor. Ama orada bence tek olay yani en azından yani şimdi bence o biraz değişiyor. Ama mesela bir 10 sene, 20 sene geriye gittiğimizde yani süreçlerin başında falan. Bence tek olay orada uluslararası topluluğun demokrasi beklentisi de değil. Yani halkın da bir demokrasi beklentisi var aslında. Yani bu demokrasi söylemi ve demokrasinin iyi bir şey olduğu, işte insanların bir demokratik rejimde yaşamasının iyi bir şey olduğu sadece yani böyle elit düzeyinde değil. Genelde halk düzeyinde de kabul edilen bir şey. Yani eğer şeylere bakarsanız bu işte Eurobarometer var, yani Arap barometre var falan filan, bunlar böyle şey büyük anketler, işte World Value Survey var. Bunların hepsi çok büyük böyle çok ülkeli anket şeyleri, dizileri. Bunlara bakarsanız eğer insanlara şey sorunca yani sen hani şöyle bir sistemi böyle bir sistemi tercih edersen biz demokratik bir sistemi tercih ederiz diyorlar. Bir dolu insan yani demokratik sistemde yaşamak istediğini düşünüyor. Ama tabii o şey demek değil yani demokrasiden tam ne anlıyorlar
Onu bilmiyoruz. Yani ama öyle diyorlar ve yani sonuçta bir liderin biz demokrasiyiz, yani demokrasiyiz çünkü şunları şunları yapıyoruz demesi aslında o halka da konuşuyor. Yani bütünüyle bu sadece böyle dıştan gelen bir şey değil. Ama işte bu bir hani tabii yani söylemsel bir şey. Yani neyi satabiliyorsun, neyi satabiliyorsun ve onun alakası var. Pardon. Demokrasiye değerlendirme. İnsanlar genelde demokrasi etmek istiyor, evet istiyorum diyorlar ama geçen dönem orada bir şey okumuştum. Özellikle kutuplaşan böyle toplumlarda hani bir insan demokrasiyi çok önemsiyor bile olsa şey yapabiliyor. Bir güçlü bir taraf eğer otoriter olacak ama benim tarafımda olacak. Yoksa öbür taraf geçecek demokratik veya olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama karşı tarafta olacak. Ben o zaman otoriter ama benim tarafımda olanı seçeyim. Demokratik değerleri ikinci sıraya atabilirim. Evet, yani şimdi tabii bu bizim gördüğümüz otoriterleşme süreci bir yandan bu polarizasyon süreçleriyle de çok iç içe gitti. Yani o da önemli bir şey. Polarizasyon çünkü otoriterleşmeyi kolaylaştırıyor benim gördüğüm kadarıyla. Aynen dediği sebeplerden yani hani benim tarafımda olsun ne olursa olsun diye böyle bir şey yerleştiriyor ve onu kırmak çok zorlaşıyor. O konuda haklısın. Ben bir şey daha söyleyecektim bu otoriterleşme süreçleriyle ilgili. Neler, neden bu dönemde görüyoruz derken unuttum şu an gelir ama biraz önce. Aha. Ya ben sen söyle. Teknolojinin gelişmesini, yani özellikle askeri teknolojilerin güvenli ilerlemesini de otoriterleşmeye bir konuyu söyleyeceğim. Yani mesela Türkiye'de Türkiye'de çok ciddi bir askeri ve savunma harcaması yapıyor. Bir yanlış yapmamışsam Polonya içlerinden çok ciddi bir yatırımla ordusunu yani olağanüstü güçlendirdi. Ülkesinin ihtiyacının da üstünde. En çekim Macaristan'da öyle eğleniyorlar. Avrupa'da zaten devam eden bir şey var. Hal böyle olunca sanki bu askeri gerginliği, bu askeri teknolojinin artışının verdiği gerginlikle hani hükümetlerin otoriterleşmesine bir şey yapıyor. Yatak hazırlıyor ilgisi. Çünkü kim daha güçlü olursa, hani savaş çıkacağı için değil de hani kim daha güçlü olursa, kim daha otoriter olursa, sanki bunu daha çok Yani şöyle bir şey var tabii, yani hani ben şey bilmiyorum çok, bu uluslararası ilişkiler, işte savaş literatürünü çok iyi bilmiyorum ama özellikle mesela domestik literatürde rejimlerin mesela niye daha çok polis kullandığı falan üzerine şey literatürü var. Tehdit algısı arttıkça daha sert yöntemler kullanıyorlar. Yani tehditin olmasından ya da olmamasından bağımsız olarak, yani sen tehdit olduğunu düşünüyorsun kendine karşı, o zaman şey işte daha mesela sert davranmaya daha yatkın oluyorsun. Hani onun gibi bir şey olabilir ama mesela bir yandan da tabii yani bu böyle güvenlikleşme, güvenlikleştirme siyaseti de aslında şeyden sonra, 2001'den sonra değil mi bu işte şey Amerika'ya olan Eylül 2001 saldırıları şeyin neydi tavırlarının işte ondan sonra bütün dünyada bir güvenlikleşme süreci gerçekleşti ve o mesela belli şeyleri mümkün kıldı. Yani Amerika böyle işte biz terörle savaşıyoruz şey diye girince, yani biz terörle savaşıyoruz önce Afganistan'a gireceğiz sonra Irak'a şey yapacağız diye böyle bir söylemle ortaya çıkınca bütün aslında şey o Amerika ile kendini şey yapan ally olarak gören ülkelerin hepsinde şeyi söylemek kolaylaştı. Yani biz de terörle savaşıyoruz. Yani terörle savaşma şeyi daha kabul ettirilebilir bir şey oldu. Ve o terörle savaşmak üzerinden ülkeler kendi işlerine gelmeyen diyeyim. Yani çünkü bu sadece demokraside, sadece otoriterleşmelerde olan bir şey değil. Mesela ne bileyim Türkiye'de Kürtler ya da işte solculara karşı olabilir bu. Ama Almanya'da da mesela işte radikal çevrecilere karşı kullanılıyor olabilir. Bunlar terörist diyorlar mesela. Yani olur şey gibi birilerine terörist diyebilmek ve onun üzerinden teröristlere de şu karşı şunları şunları yapabiliriz demek kolaylaştı bu dönemde. Onun da bu süreçlerde bir şeyi olabilir, yani onu beslemiş olabilir. O güvenlikleştirme süreci halka da bazı demokratik olmayan yöntemleri
ve bunların kullanılmasını daha kabul edilebilir göstermiş. Ya da bunun kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmış olabilir diye düşünüyorum ben de. Başka var mı aklınıza gelen bir şey? Benim gelmiş bir şey ama hala gelmedi tekrar. Bir gitti. Ondan sonra da bir daha geri gelmedi ama biraz sonra gelirse tekrar eklerim diye düşünüyorum. Yani evet, bu sonuçta dediğim gibi biz böyle bu otoriterleşme dalgası ve hibrit rejimlerin arttığı bir döneme bakıyoruz. Ve yani şimdilik de sonuna gelmedik gibi. Bakalım ne olacak diyeceğim bundan sonrasında. Ama yani tabii şey açısından biraz bunlar sıkıntılı. Yani sonuçta bir dünyada bir dolu insanın aslında hayat kalitesinin ve yani şartlarının ve işte özgürlüklerinin tabii daralması anlamına geliyor bu. Bizim içinde bulunduğumuz dönem ne yazık ki. Yani çok ümitli bir dönem değil o anlamda. Ama işte görmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi ben şuradan bir de şey yapacağım. Size kendi araştırmamdan örnek vereceğim. Türkiye'de ne yaptı? Yani bizim Boğaziçi'nden Mert Arslanlar Hoca var. Onunla beraber bir araştırma yaptık ve hem Türkiye'nin otoriterleşmesi ama tam da bu hukuki yöntemlerin kullanılması üzerindeydi. Ve burada şeye baktık. Bizim baktığımız şey protesto yasaklarıydı. Şimdi protestolar mesela hem demokrasilerde hem otoriter rejimlerde kontrol edilmeye çalışan şeyler. Çünkü protesto yapan zaten sistemi rahatsız etmesidir biraz. O yüzden de yani hiçbir rejim çok da mutlu değildir yani birileri çıkmış protesto ediyor diye ama yani demokratik rejimlerde bir yere kadar kontrol ediyorlar. Otoriter rejimlerde belki başka şekillerde kontrol ediyorlar. Biz şeyi fark ettik yani daha olağanüstü hal başlamadan önce Türkiye'de böyle bir protesto yasağı dalgası başladı. Yani protestolar yasaklanıyorlar. İşte nedir? Valilikten çıkan böyle metinlerle yasaklanıyorlar. Valilik diyor bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz diyor işte kamu şeyini, kamunun düzenini sağlamak için burada böyle bir kamu düzenini engelleyecek bir takım bir şeyler var. Halkın işte düzenini, refahını etkileyecek şeyler var. Halkın güvenliğini tehdit ediyor. Ya da halkın ahlaki duygularını, işte toplumsal hassasiyetlerini tehdit ediyor. Onun için biz bu planlanan protestoyu yasaklıyoruz diye böyle bir metin şey yapıyor. Ve mesela bu metinlerin içinde her zaman bir takım kanunlara şey var işte. Protesto ve gösteri yasası şeyleri kanunu var. İşte bir idare kanunu var. O kanunlara da dayandırıyor bunun yapılmasını. Bu kanunlar üzerinden protestoları yasaklıyorlar. Şimdi bu mesela bu Artvin'de olağanüstü hal sırasında olan şeyler, protesto yasakları. Artvin'de mesela bunu ayda bir tekrar ettiler olağanüstü hal sırasında. Olağanüstü hal boyunca Artvin'de protesto yasağı vardı. Yani pratikte bir ilin tüm protesto hakkını askıya almış oluyorsunuz aslında, değil mi? Anayasal hak bu. Ama bu hakkı kanunları kullanarak valilik üzerinden yani idari makamlarca askıya alıyorsunuz. Şimdi burada bizim gördüğümüz şey, biz buna mobil olağanüstü hal dedik. Niye? Çünkü olağanüstü hal nedir? Olağanüstü hal hakların askıya alındığı. İşte bir kamu amacı için bir tehlike vardır, tehdit vardır. Dersin ki bu tehdit var, tehdit olduğu için ben normalden fazla güç alacağım ve bazı hakları askıya alacağım. Olağanüstü hal budur yani. İşte savaş olur ya da işte felaket olur vesaire onun gibi. Şimdi burada bizim gördüğümüz şuydu. Kısaca anlatıyorum. Şey yapmazsanız yani hani ne anlatıyor hoca dersiniz. Yani sorun bir şeyler soracaksanız söyleyin. Kısa kesici tamam. Anayasal hak ve sorumlulukların idari kararlar üzerinden ve son derece geçici, tikel, mahalli, sınırlandıran ve askıya alan bir rejim. Yani burada protestoyu yasaklıyorum, 15 günlüğüne yasaklıyorum. O protesto yasağı kalkıyor, şuradakini yasaklıyorum, işte 10 günlüğüne. Sonra buradakini yasaklıyorum. Böyle devamlı böyle bir hareket eden yasak rejimi var etrafta. Ve bunlar olan anayasal düzen içinde gerçekleşiyor. Yani hakkı askıya alıyor ama bunu olan anayasal düzen içinde yapıyor. Ve yani biz de bu hani böyle hareket ettiği için buna mobil olağanüstü hal dedik böyle şey. Geziyor yani çünkü bir yerde durmuyor ve topyekün değil. İşte bunları biz bir otoriterleşme sürecinde hukuki baskı aracı olarak
nitelendirdik. Niye? Çünkü hukuk dilini kullanıyor değil mi? Şimdi mesela bir protesto var diyelim. Valilik diyor ki biz bu protestoyu yasaklıyoruz. Çünkü işte şu 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 sebeplerden. Şimdi bu mesela belki o protestoya gidecek insanı etkilemez. Der ki yani kardeşim benim hakkım bu, ben gideceğim gene de der. Aktivisttir. Hayatı boyunca protestoya gitmiştir vesaire. Ama o protestoya mesela polisin müdahale etmesini kolaylaştırıyor olabilir. Çünkü polis der ki tamam bu yasaklanmış bir şey. Protesto, siz buraya geldiniz, biz müdahale edelim. Ya da der, ya da yani polis müdahale eder ama bir tepki doğurmaz. Mesela polis girer, herkes döver. Ama birileri de der ki sonra şey, haberlerde derler ki işte izinsiz ya da işte yasak protestoya, protestoyu polis dağıttı derler. İnsanlar da şey diye düşünüyor, iyi de yasakmış zaten, onlar da yapması varmış, valilik yasaklamış. Şimdi böyle böyle yani hani o yasak diliyle, hukuk dilini kullanarak biz şu kanunlara dayanarak bunu yasaklıyoruz diyerek aslında burada protesto hakkının altına uyuyorlar. Yani protestoya katılma şansını da azaltıyorlar ama bir müdahale olursa ona olan tepkiyi de azaltıyor olabilirler. Yani bunun tamamını göstermedik biz ama ve yani bunu şey olarak kullandık biz. Şimdi olağanüstü hal mesela bir otoriterleşme aracı. Ve Türkiye'de biz bunu gördük, olağanüstü hal döneminin nasıl bir otoriter erozyon yani böyle gerileme yarattığını gördük. Ama aslında o halden önce de gündelik hayatta bir böyle o hal vari pratikler var Türkiye'de. Ve bunlar aslında zaman içinde artıyorlar. Yani son derece de yaygınlar. Bu böyle Türkiye haritasında işte 2016 yani olağanüstü halden önce olanlar. Bunlar da pardon, bu ters olmuş. Olağanüstü hal sırasında olanlar diyecektim. Şunlar da toplam sayıları. Yani burada bakarsanız eğer şu kırmızılar olağanüstü hal, olağanüstü hale giderken zaten artış var. Yani olağanüstü hal sırasında yok sadece. Olağanüstü hal sırasında artıyorlar ve ondan sonra da aslında tam azalmıyorlar. Çünkü olağanüstü halde normalleşen şeyler olağanüstü halden sonra devam ediyorlar. Şimdi, bunu şundan dolayı göstermek istedim. Yani hani bu süreçleri farklı alanlarda, farklı araçlara bakarak çalışmanın şeyleri de var. Yani çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok alanda çok gündelik şeylerle gerçekleşiyor otoriterleşme. Yani gene bir protesto yasağı değil mi? Mesela işte Artvin'de madene karşı protesto yapacaklar. Ve buna karşı işte bir yasak çıkıyor. Şimdi bundan o Artvin'deki ve protesto ile ilgilenen insanlar dışında çoğunun haberi olmuyor. Ya o yüzden de buna karşı bir muhalefet geliştirmek de zor. Yani muhalefet de aslında bölüyor küçük küçük. Böyle parçalı parçalı bir yapı olduğu için. O da şeyi yapmasını, ne derler, engellemesini zorlaştırıyor. Var mı bir sorunuz ya da sormak istediğiniz bir şey? Ya da konuşmak istediğiniz bir şey? Peki eğer yoksa herhalde zaten ben de söyleyeceklerimi söyledim. Yani daha konuşabilirim bu senin ama sizin sorunuz varsa yani. Konuşmak istediğiniz bir şey varsa. Zoom'dan var mı? Zoom'daki şeyleri okuyamadığım için. Şimdi. Dolayısıyla yasa kırmaklığı üzerine faaliyet ücret derdi evraklarının bir sırasına polis eliyle el konulmuştu. Evet, doğru. Polonya'da zaten yani şey ilginç tabii yani mesela bu LGBTQ'ya karşı ya da kadın hareketine karşı böyle bayağı işte muhafazakar bir şey var. Bütün bu rejimlerin paylaştığı. Ama yani bunu nasıl açıklayacağız ben tam bilmiyorum daha üzere düşünmem lazım. O yüzden yani hani işte kadın hareketine de karşı, LGBTQ'ya karşı da hem yasaklar hem işte engellemeler hem söylemsel olarak hem hukuksal olarak gerçekleşiyor yani. Hem Macaristan'da hem Polonya'da hem Hindistan'da hem Türkiye'de. Çok güçlü bir katolik bir şey damar var aslında. Yani bence direkt oradan bağlantılı. Evet ama işte mesela orada o var, burada başka bir şey var ama hepsi bunda birleşiyorlar gibi bir durum var. Değil mi? Yani hani. Yani. Yani işte birbirlerinden öğreniyor da olabilirler yani böyle bir ne kullanacağız ya da ne üzerinden yürüyeceğiz belki onu da birbirlerinden öğreniyorlardır yani. Gerçekten belki gerçekten de ne olabilir? Ya tabii.
İşte popülist liderler zaten o hani sen ben ayrımı yaratıyorlar ya ve onun üzerinden yönetmeye çalışıyorlar. O var tabii. Orada böyle bir hani hazır düşman olarak ortaya çıktı LGBTQ herhalde. Böyle bir muhafazakar ideolojiye de karşı hani kolay yerleştirdiği için muhtemelen. Doğru diyorsun yani. Ya aynı karnını karşı duruyor. Evet. Aynı karnını bir şey oluyor. Aynen olabilir, doğrudur. Bir şey anlamadım, konu vardı hocam. Yani şimdi biz olağanüstü hal yönetimlerinden bahsediyoruz. Ve bunları kanunlara dayandırarak, ama bunun bir illegal yöntem olduğunu da biliyoruz. Fakat ben anlamadığım konu şu, sivilitas dedik toplumsal hareketlenmeler içerisinde var olan yani yapılara yüklenen anlamlar. Mesela örnek veriyorum, bunun üzerine otokratik rejimler uygulanan baskılar neden karşı yani rejime karşı veya hükümete karşı bir karşılık bulamıyor? Yani muhalefet neden bu kadar baskı üretemiyor? Böyle parçalı yönetim sisteminden dolayı yani bu başka sebepler. Şöyle önce şey söyleyeyim. Olağanüstü hal illegal denilemez. Yani çünkü olağanüstü hal aslında bir dolu yerde anayasanın parçası. Yani olağanüstü ama olağanüstü hal üzerinde çok şey karmaşık bir yazım var. Çünkü olağanüstü hali zaten ilginç kılan ne hukuk sisteminin içinde ne dışında olması. Yani değil mi? Yani olağanüstü hal hukuk sisteminin dışına çıkmak anlamına geliyor aslında. Ama bir yandan da bir otoriterleşme potansiyeli taşıdığı için çok önemli bir şekilde liberal demokrasiler onu kısıtlamaya çalışıyorlar, kontrol etmeye çalışıyorlar. Onu da mesela bazıları diyorlar ki kanun bile yapabiliriz. İşte anayasaya belli şeyler yazarak yazmayı yapabiliriz. Bazıları diyorlar ki işte partiler bunu kontrol edebilirler. Bazıları zamanla şey yapıyor mesela 3 ay ilan edebiliyorsun sonra kaldırman gerekiyor vesaire. Yani o böyle tam illegal denilemez ona. Ama mesela yani o hal altında yaptığın bazı şeyler illegal olabilir. Mesela o hal altında o halle bütünüyle alakasız bir şeyleri o hal kanunu kullanarak geçiriyorsan aslında onu Anayasa Mahkemesi'nin mesela hani Anayasa Mahkemesi Türkiye'de şey dedi, biz o hal sırasında geçiren kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetlemeyeceğiz dedi. Ama bu bir karar. Denetleyebilirdi yani ve anayasaya uygun değildi bir dolusu. Çünkü olağanüstü halin öyle bir rolü yok aslında yani bir dolu konuyla ilgili. Mesela hani o olağanüstü halin belki legal tarafı diye yorumlanabilir yani. Biraz o şey hukukla bağlantılı bir konu. O yüzden böyle çok da %100 şeyde söyleyemiyorum yani ama ha şey muhalefete gelince ya muhalefetin başarılı olduğu yerler de var. Yani işte seçim ittifakı kurup mesela seçimle ama bence şu önemli. Ya mesela ne oldu? Yani sonuçta Trump gitti Amerika'da ama Trump ortadan kayboldu mu bilmiyoruz yani. Bir sonraki seçimde dönebilir. Ya da Trump'ı destekleyen insanların hala böyle bir şeyi var. Oradalar yani. Onu senin biraz önce söylediğin gibi root cause yani alttan besleyen şey hala orada duruyor olabilir. Muhalefetin başarılı olması ya da olmamasını belirleyen çok fazla faktör var. Yani bunun içinde hem yapısal şeyler olabilir. Yani ülkenin mesela çok ciddi bir şeyi vardır, cleavage'ı yani fay hattı vardır. O muhalefeti bölüyordur ve bir türlü aşamıyorlardır onu diyelim. Bu yapısal bir sebep yani o ülkenin hani böyle tarihçesinden gelmiş. Stratejik sebepler olabilir yani taktiksel sebepler olabilir. Hata yaparlar yani şey yaparken işte mesela bizim ittifakta konuşabileceğiniz gibi yani belli hatalar yaptılar ve işlemedi o. Taktiksel, stratejik şeyler olabilir. Bir de tabii yani hükümet çok güçlü olabilir. Yani rejim çok güçlü olabilir. Bir yani artık neredeyse tek parti devleti olmuş mesela bir rejimin elinde bir dolu kaynak ve bir dolu şey var. Fırsat ve araç var. Yani hani o hangi noktada olduğuna da çok bakar. Yani bir rejim mesela 4 senedir sadece otoriterleşiyorsa onun getirdiği kayıp başka, 20 senedir otoriterleşiyorsa onun getirdiği kayıp başka. Ve yani hani o birine karşı çıkmak, diğerine karşı çıkmaktan daha zor olabilir. Ama bu hani ne çeşit bir muhalefet var, o muhalefet kendisi ne kadar güçlü, ne kadar organize, işte ne kadar birbiriyle konuşabiliyor, ne kadar böyle beraber durabiliyor bir ve ne kadar halkı mobilize edebiliyor, o da çok önemli. Yani sen hani bir muhalefet mesela organizasyon şeyleri vardır, partileri vardır diyelim.
Bunlar bir araya da gelebilirdir ama seçimli otoriter sistemde halkı da desteğe çekebilmen lazım. Yani o mobilizasyon da çok önemli. Onun için mesela halka ümit aşılayabilmesi lazım. Yani bu rejim değişir, hayat daha iyi olabilir ve bunu da muhalefet yapabilir. Halka satabiliyor olması lazım. Yoksa insanlar yani hani biz de bu adamlara da güvenmiyoruz. Tamam bunlar kötü ama bunlar daha da kötü olabilir derler. Yani şöyle böyle hemen şu yüzden başarılı olamıyorlar diyecek tek bir sebep yok yani. Bunların hepsinin aslında şeyi, kombinasyonu yani. Neden bazı yerlerde başarılı olurlar, bazılarında olamıyorlar. Ama genel olarak yani otoriterleşme böyle biraz kar topu gibi olduğu için. Yani şöyle hani en başta zaten zor gözüküyor. Sonra ilerledikçe geri çevirmesi zorlaşıyor yani. Mesela medyayı kontrol ediyorsun, işte sivil toplumun altına oyuyorsun, yargıyı kontrol ediyorsun, bürokrasinin içine giriyorsun falan. Orada yani hangi birini geri çevireceksin de hepsi birbirine besliyorlar. Lupa giriyor yani böyle bir şey gibi, kartopu gibi gidiyor. O noktada geri çevirmek çok zor ama daha mesela erken bir noktada daha kolay demek lazım. Var mı başka bir sorunu istiyorum. Hocam ben bir şey soracağım size. Soru gibi değil mi aslında katkıyım? Yani göçler çok ciddi. Göç krizinin yaşanması da yani şeyler çok ciddi etkiledi. Yani işte biz partileri kurulmanın merkezi onunla otoriterleşmeye zorlaması toplumun da buna bir yandan destek olması da birlikte aslında otoriterleşme süreci hız kazandı diyebilir miyiz? Özellikle 2010'da. Ya hız kazandı mı bilemeyeceğim ama yani bir hani scapegoat nedir onun şey böyle günah keçisi olarak kullanıldığı kesin yani LGBTQ da öyle. İşte göçmenler de öyle. Şimdi yani Macaristan'da da göçmen konuşuyorlar mesela ama Macaristan'da göçmen yok yani doğru düzgün. Ama yani o böyle o söylem yani işte Avrupa'ya geliyorlar, işlerimizi elimizden alıyorlar. Bunlar böyle şeklinde. O yani gene de işe yarıyor. Yani o anlamda o polarizasyon için çok uygun bir araç. Özellikle göçmenlerle yerel halkın arasında böyle biraz kültürel fark olduğunda çok daha kullanılabilir bir araç yani. Ve tabii bu yani sadece işte Türkiye'de değil, Türkiye'de daha fazla. Çünkü Türkiye sonuçta mesela işte Suriye'ye falan yakın. Ama yani bütün dünyada bir konu. Niye? Çünkü yani işte şey büyük insan hareketleri oldu. Yani yüzde olarak ne kadar farklı bilmiyorum başka şeylerde ama sanki arttı gibi değil mi göç şeyleri, dalgaları. Ve o yüzden de hani tabii mesela şeyde de yani Avrupa konusunda da Avrupa'da da yani aynı şekilde. O bir mesele evet. Yani o mesela şimdi o göçle biraz önce söylediğimiz eşitsizlik, o neoliberalizmin etkileri falan bunlar üst üste binen şeyler. Yani o neoliberal ekonominin sonucu olarak kendini daha güvencesiz hisseden ya da işsizliğin daha çok olduğu yerler, işte iş bulamayan gençler, emeklilik hesaplarını kaybetmiş yaşlılar vesaire. Bunlar için böyle şey çok kolay bir şey. İşte böyle göçmenler geliyorlar, bunlar bizim devletin kaynağını yiyorlar. Yani çok kolay bir target o şeyin, liderin yöneltebileceği. Yani hani orada ekonomik sistemi, işte global şirketleri vesaire suçlayacağına hop şeyi yani böyle burada göçmenler geliyorlar. Ve yani senin aslında senin olması gerekeni senden alıyorlar diyorlar. Evet. Var mı başka bir soru ya da konuşmak istediğiniz bir şey? Bayağı bir şey değindik aslında yani. O zaman teşekkür ederim. Ben dersin başında soracaktım, unuttum. Siz hangi okullardan geliyorsunuz? Genelde lisans öğrencisiniz değil mi? Evet. Yüksek lisans. Çoğunluğu lisans. Lisans, okey. Şeyden mi? İstanbul'dan mısınız genelde? Ankara. Evet, bugün bir dersiniz daha var değil mi? Memnun kaldınız mı yani? Şey okuldan kalıyorsunuz öyle mi? Sizin ilişkiler ama süper. Tamam başta soracaktım unuttum. Teşekkür ederim geldiğiniz için sağ olun. İnşallah işinize yaramıştır. Tekrar yani e-mailiniz falan var zaten. Bir şey konuşmak isterseniz yazarı yazarsınız. Konuşuruz tamam. Zoom'a da teşekkürler.
Evet.